7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Ayşe'yi merak ediyoruz. Evet, ediyoruz. Kendini çok ortaya atan bir yarışmacı değil ya, böyle biraz... Ben mi ortaya atıyorum? Estağfurullah, isim vermedim. Yarın alırız sizi ortaya, merak etmeyin. Bir kadın olarak bakalım ne zorluklardan geçti. Kız kurban olurum, o kadar mı doluydun? Ama şimdi hepimiz bir başlarız. Benim hayatım duydukça şok olacaksınız. Erkek yapamadığı şeyleri ben yaptım ya. O da benim için bir başarılı diye düşünüyorum. Ah ah, senin mücadeleni ya ben... Ya şu ah ah deyince var ya. Bak kendine gel. Kendinize gelin lütfen. Temizliğime çok güveniyorum. Bu evde en ufak toz bile bulamayacaklar. Ayşe Hanım, o benim tertemiz evimle kendi evinizi nasıl kıyaslarsınız? Detaylar hiç olmamış. Ayşe'yi çok pis buldum. Kesinlikle aynı düşündüğüm gibi Ayşe beni yanıltmadı. Allah canını almasın senin. Aa, durulamamış bak. Kız bile bu ev üç güne bitmez. Dur, yoruldu kadın. Dolma bahçenin avlusunu süpürdü. Deniz anası suyun içinde yüzdü cımıç. Ya kızım ya. Bez eline büyük geldi o yüzden. Şu bileğinin üst kısmına vurmalı o bez. Yukarıdan aşağı inmeli. Ben anladım. Seni nasıl bezli kadını nasıl sıktığını gayet güzel anladım. Hayır. Evine gidiyoruz. Niye korktun acaba? Bir sürü eşya var. Neyse, milletin aklında türlü türlü şeyler var. Acaba kimekçili mi? Fedir Bey, milletten korksaydın bu yarışmaya katılmazdın. Ben bilmem yengem, öyle dediler. Ekranların en lezzetli, en temiz yarışması Kadir Ezil değil, en amarat benimden. Herkese merhabalar. Haftanın dördüncü gününde Esenyurt'tayız. Ayşe Hanım'ın evine davetliyiz. Büyük finale son bir gün kala Ayşe Hanım'ın hamaratlığını görmeye hazır mısınız? O zaman hızlıca Ayşe Hanım'ın kapısını çalıyoruz. Bakalım bugün neler yaşanacak, neler göreceğiz. Hazırsanız gidiyoruz. Haydi buyurun. Merhaba, ben Ayşe Özdemir, 28 yaşındayım, Kastamonluyum, 6 yıllık evliyim. Ev hanımı, şu an çalışmıyorum, 1,5 yaşında oğlum var. Temizlik yapmayı çok seviyorum, özellikle banyo takıntım var. Banyoda saç kıl görmeye dayanamıyorum. Yemek yapmayı çok seviyorum, özellikle mutfakta bir şeylerle uğraşmak benim için bir terapi. Mutfakta kendimi daha mutlu hissediyorum. Arife başlasa bayram son anca biter bu. Patlıcanı pişip pişmediğini nasıl anlıyorsun Ayşe? Tırnağımı geçireceğim. Bak, tırnağını geçiriyor. Kız bu işi biliyor. Elimin lezzetine güveniyorum. Kendime güveniyorum. En amarat benim. Buyurun. Hayırlı sabahlar efendim. Merhabalar. Merhaba. Bismillah. Haydi bakalım. Haftanın dördüncü gün evine de adım attık. Ayşe Hanım ve evini de çok merak ediyoruz her zamanki gibi. Ayşe Hanımcığım, masalarda çok sessizsiniz. Haftanın başından beri çok sessizsiniz. O yüzden tam sizi çözemiyoruz. Bugün artık evinizi gezdikçe sizi tanıyacağız. Zevkleriniz neler, tarzınız nasıl? Evet, bugün kendimi göstereceğim inşallah. Koldaki detayı da bugün gördük yeni, haftanın başından. Yeni gelin değilim aslında, 6 yıllık evliyim ama. Ama sana bir şey diyeyim, uzaktan baktığında yeni gelin fiziği var hala evet. Üstünde. Kilo verdiğim için. Kaç kilo verdin? 13 kilo verdim, 2 aydan. 3 kilo. Kilo verdin. Peki, senin yalnız kilolu halini merak ediyorum çünkü... Göreceksiniz şimdi. Yani boyun çok çok uzun değil. Sen evet. Kiloluyken bayağı... Ben yanak oluyorum. Kilolu olarak sen bayağı şey durursundur evet, böyle. Evet, hamileyken öyleydim zaten. Bayağı göbeği çok... Bittiriver yuvarlanır. Zaten göbeğim olduğu için hamileyken daha çok şişmiştim. Göbeğiniz hala var. Göbeğim gitmiyor. Ya git, kadının nerede göbeği var? Beli bile yok. Baksana, çaydanlık üstü gibi. Sezeryan. Tamam, Sezeryan. Tamam. Yalnız Betül Hanım sizi kıskanır. Evet. Mukaddes kıskansın, Betül niye kıskansın? Zaten en zayıflarım ya, kıskanıyorlar. Sezeryan'la mı oldu evet, çocuk? Evet, Sezeryan. Allah bağışlasın. Kendim istedim yani. Peki nereden başlayalım? Nasıl isterseniz. Bir salondan başlayalım. Şuradan renkli renkli perdeler bana bakıyor. Ben seviyorum. Buyurun bakalım Ayşe Hanım. Kolundakini de takmış, iyi para eder. En amarat benim de haftanın dördüncü gününde Ayşe Hanım'ın evine misafir oluyoruz. Evimizin salonu kırmızı beyaz koltuk takımıyla öne çıkıyor. Koltuk takımının yanı sıra televizyon ünitesi, yemek masası ve büfede oldukça şık görünüyor. Bakalım Kadir bu salon hakkında neler düşünüyor? Evet, bismillah. Oo, evet. Güzel beyaz bir salon. Yalnız eşyalar biraz dar mı geldi sana? Büyük.
Bayağı. Ayşe Hanım genç bir kadın, genç bir anne. Bence sportif, kullanışlı, fazla eşyaya evi boğmamış. Yani şık mobilyalarla, sportif mobilyalarla süslediği bir evi vardır diye tahmin ediyorum. Bismillah deyip bir çekelim bakalım. Evet. Hepsini çıkardım bunları. Evet, bakabilirim. Çıkartıyor musun? Evet, arkası çıkardım. Temiz zaten. Onu öğrendim çıkarmasını. Programdan mı öğrendin? Evet. Evet, iyi, iyi. Bunun arkası falan da gayet güzel. Bakalım. Çekebilirsiniz yöntem falan gayet. Sen şimdi ev hanımısın değil mi? Şimdi ev hanımıyım, evet. Önceden? Hastanede çalışıyordum. Ne iş yapıyordun? Göz teknisyenliği, doktor asistanlığıyla beraber. Sen bu koltukları sildin mi kız? Benim eşim koltuk yıkamacı. Ne zaman yıkattın bunları? 2-3 gün oluyor. Nemli çünkü hala aralarda diyorum ki sildi herhalde siz gece. Siz geliyorsunuz da temiz olsunlar. Ayşe Hanım dün benim evimde en az benim evim kadar temiz bir ev olduğunu söyledi. İkimiz de anne olduğumuz için. Ondan temiz bir ev bekliyorum açıkçası. Beni yanıltmayacak bence. Şunlara bir bakayım. Çocuktan dolayı onları mecbur. Evet, çocukların oyuncakları falan yok. Yok. Şimdi ben buradan bir tekerlek mekerlek beklerdim. Yok, ben o konuda çok dikkatliyimdir. Hep topu toparlıyorum arkasını, mecburum yani. Vitrinin arkasına da bak Kadir. Buraya halı malı koyuyorsundur diye düşündüm. Yok. Ayşe Hanım genç olduğu için daha canlı ve sporlu bir evi vardır diye düşünüyorum. Evet, bunun araları da gayet güzel, temiz. Sonra bir ara peteklerine bakacağım evi gezerken tekrardan. Bu ne burada? O benim albümüm, odası çantası. İçinde albümüm var. Kadının her şeyi şatafatla. Anam bacım ben geç. Ben seviyorum, evet. Geç, gel, gel. Gel bakalım mutfağının detaylarına bakacağız. Evet, mutfağım. Beyaz eşyaları nasılmış Ayşe Hanım'ın? Ayşe Hanım'ın mutfağı geniş ve ferah tasarımıyla dikkat çekiyor. Yarışmacımızın mutfağında biraz eşya kalabalığı olsa da ilk bakışta tertip, düzen ve temizlik bakımından bir sorun görünmüyor. Ama bakalım Kadir'in şahin gözleri bu mekanda hangi ayrıntıları yakalıyor? Oo, burası da geniş, çek yat atıldığına evet. Göre ferah ferah. Sizi burada izliyoruz oğlumla. İnce bir, sadece evet. Arkasında ince evet. Bir toz detayı var. Ben unutmuş olabilirim. Orası biraz unutmuşuz sanki. İyi iyi, yok ha, iyi, güzel. Tamam. Güzel güzel. Ya ben bu zamana kadar yani gördüğüm bulaşık makinelerinde en temiz benim olduğunu düşünüyorum. Filtremin özellikle. Onu temizlemekte de var 5 dakikalık iş. Evet işte ama... Ama onu temizleyemeyenler de var işte. Kadın daha açılacağını bile bilmiyor. Çekmeceyi çıkaramıyorum Kadir Bey. Denedim ama olmadı. Nasıl yani? Kollarımı oraları soktum. Hep morlar oldu her yerinde. Bakın bakın. Oraya soktum. Nasıl göğermiş. Oraya soktum elimi. Oranın bak, tuzluğuna hadi. Ama silmişsin sildi. Gene. İşte sildi, mor gördün. Kadın kendini paralamış temizlik evet, yapacağım diye. Evet, parmaklarımı hep parçaladım. Evet, fırın içi de gayet güzel, evet. Gayet temiz. Evet. Tuşlarını da zaten içeri saklamış yağ olmasın evet. Diye. Kadir bak burada her şeyin ayrı ayrı ayarı bulunuyor. Ha, 180, 1.5, 3.4. Ben de hep şu etlerin resmini merak etmişimdir. Hiç şöyle bir et fırına atmadım şimdiye kadar. Öyle atarsan pişmez zaten. O kemikli kemikli. Çizgi filmlerde köpeklerin önüne atıyorlar ya, şöyle ortası delikli etlerden. Evet. Onlardan nasıl canım ister, nasıl canım ister. Bize de kurbandanca kemikli size et veriyorlar. Size tatlılar yaptım. Bunun üstü de gayet güzel temiz. Çamaşır makinemizin detaylarına bakıyoruz. Çocuklu annesini sürekli çamaşır yıkıyorsun. Evet. Evet, tavanı gayet güzel. Ne kadar sıklıkla çamaşır yıkıyorsun sen? Ya her gün değil, 2 günde 1 mutlaka açıyorum. Çocuğum çünkü çok kirletiyor. Eve gidince yine bugün tersine bakacağım her şeyin. Çöp kovasına bakacağım. Ayşe'nin mutfak dolabının en tepesine bakacağım. Güzel, peki hadi bir de banyoya gidelim evet, bakalım. Buyurun, hocam. Bu arada tarif defterini de buraya koymuş. Bugün tarifleri özel, unutmamak için. Özel ismimi yazayım. Neyse dur menüyü görmeyeyim, dur menüyü tamam. Görmeyeyim. Hadi banyoya gidiyoruz. Buyurun. Evimizin banyosu bir hayli küçük ancak klozetten lavaboya, duşakabinden fayanslara kadar her yer temizlikle parlıyor. Anlaşılan Ayşe Hanım banyo temizliğine özen gösteriyor. Bakalım Kadir burası için neler söylüyor?
Evet, kız evin her yeri geniş banyo evet. Hap kadar. Evet. Evet, duşakabinin fiskiyesi falan gayet güzel. Evet. Yok, tekerleklerin arası falan gayet iyi. O alta küf müf dolmamış. Banyo dolabına bakıyorum. Leyak Hanım, sen hanım et. Ne yaptın Kadir? Her yer toz oldu. Ben yeni ama mi? yeni bu yeni. Şimdi gelecekler toz oldu diyecekler. Bu huysuz Virgin'in peruğu ne? Kasmaz. Anam yemin ediyorum kabir gibi banyo dönülmüyor. Bunun altında da şu anlık örümcek kağı görünmüyor. Lavabonun içi, musluğun kenarları, su izleri orasının ne kadar sıklıkla temizlendiğini gösteriyor. Kalk gidelim bakalım. Kahveleri, kiramlıklar nasıl olacak? Sohbet, muhabbet. Haydi buyurun efendim. Ayşe Hanım'ın evi başlıyor. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba, iyiyiz. Merhaba. Nasıl geldiniz? Geçiyoruz? Merhabalar Ayşe Hanım. Buyurun böyle alalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşe Hanım. Buyurun. Hoş geldiniz Betül Hanımcığım. Hayırlı sabahlar. Küpeleriniz ne kadar güzel. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Gülsan Hanım buyurun siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Denaz Hanım hoş geldiniz. Teşekkür tekrardan ederim. Yine ne kadar şıksınız. Teşekkür ederim. Evet hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Haftanın dördüncü gününde şükür kavuşturana diyoruz. Evet. Bugün de heyecanlıyız çünkü Ayşe'yi merak ediyoruz. Evet ediyoruz. Çünkü çok sessiz, çok fazla konuşmuyor. Aslında yerli yerince konuşuyor gibi geldi bana ama. Yok böyle hani kendini çok ortaya atan bir yarışmacı değil ya böyle biraz. Değil. Açıkçası ben merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Ben de ortaya atıyorum. Estağfurullah isim vermedim. Hani böyle çok konuşan bir yarışmacımız değil. Kendini çok ifade eden bir yarışmacımız değil. Siz niye üstünüzü aldınız Gülistan Hanım? Bilmiyorum ben sanki yerim bugün orasıydı gibi geldi. De Gülistan Hanım. Neresi? Ortası ha. Evet. Yok canım biz sizi zaten bir haftadır hiç oradan alamıyoruz. Siz yarın alırız sizi ortaya merak etmeyin. Gülistan Hanım yani sonunda dikkat çekmek için bir kendinizi ortaya atmadınız kalmıştı. Onu da bugün yaptınız. Tebrik ediyorum. Evet Ayşe Hanımcığım sizi bir tanıyalım. Evet. Şimdi kaç çocuk var, kaç senelik evlisiniz, ne iş yapıyorsunuz evet. Bir tanıtın kendinizi. Tekrar evime yuvama hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Ben Ayşe Özdemir, 28 yaşındayım. 6 yıllık evliyim. Bir tane oğlum var, Kastamonluyum. Ev hanımıyım şu anda. Eşin nereli? Eşim Sinop'la. Sinop'la. Görücü usulü mü evlendiniz, tanışıyor muydunuz? Arkadaş vesilesiyle. Arkadaş. Evet. Niye arkadaşlarınız var? Bir bana evet. Denk gelmedi o arkadaşlar. Maşallah. İlk de tanımışım kendisini. Allah bağışlasın. Ayşe Hanım'la evine girdiğimde güzel karşıladı, sıcak kanlıydı. Ev sizin mi kira mı? Kayınpederlerimin. Kayınpederinden miras kalan evet. Kızım. Evet. Demek ki arada veren kayınpederler oluyormuş ev mal. Hayırlısı. Yani geçici oturuyoruz diyelim şu anlık. Niye? Biz başka ev aldık. O Çerkezköy'de. Biz şu an burada oturuyoruz ama. Ya buradan çıkıp kira. Oraya mı geçeceksiniz? İnşallah bakalım ilerleyen zamanlarda ne olur. Peki bir şey diyeceğim. Buradan çıkınca burayı kiraya verip kirasını siz mi alacaksınız yoksa kayınpederin mi devir? Yok şu an mesela kirada Çerkezköy'deki onu kaynamlara veriyoruz. He buradan burada da çık. Burada oturduğumuz için. Burada oturduğumuz için. O zaman buradan çıkınca da buranın kirasını kayınpederin alacak. Kaynanam. Kayınpederim rahmetli oldu. Kayınvaliden alacak. Evet. Yani o zaman daha henüz miras size geçmemiş. Evet, sizin değil. Şu an kullanıyorsunuz evet. Sadece. Şu an oturuyoruz şu an. Kadının kendi malı canım. Malımı benden mi kazandınız? Evet artık malları onu tabii. Evet Ayşe bizi her şeye rağmen sıcak karşıladı. Yavaş görünen Ayşe açılmıştı. Peki Ayşe Hanımcığım, buyurun ikramlıklarımızı alalım biz. Tabii. Kahvelerimiz sade. Sade. Sade olsun. Tamam, hemen getiriyorum. Mukaddes Hanım, sizin oralarda miras işleri nasıl? Kızı erkeğe nasıl bölüyorlar? Şöyle söyleyeyim, kendim yaptım, kendim şey yaptım. Artık çocuklarıma miras bırakacağım inşallah. Yaptınız yani bir şu şeyler. Şu anda evet yaptım ama tek başıma yaptım. Yani o kadar başarılı bir kadın oldum ki çok şükür. Sizi yani zaten tanımayı çocuk... çok istiyorum gününüzde. Yani ne işle meşgulsünüz? Daha bilmediğiniz şeyler var, şok olacaksınız. Şok. Şu an... Şeye girmedim ya detaylı, girmediğim için o güne biriktiriyorum. Mukaddes yani. Hanım'ın gününde şok olacağız. Aynen. Mücadeleci Mukaddes Hanım. Bakalım tek başına neleri başarmış. Ta Özbekistan'dan gurbet ellere gelerekten, dişini tırnağına takaraktan bir kadın olarak bakalım ne zorluklardan geçti. Kız kurban olurum, o kadar mı doluydun? Ama şimdi hepimiz bir başlarız. Hiç Mukaddes olmaz. Abla bu kadar dolu olduğunu bilmiyordum. Vallahi ben öylesine anons geçtim yarına meraklansınlar diye. Halbuki sen şok deyince evet, biz de heyecanlandık yani. Belki. Şok olacaksınız gerçekten yani benim hayatımı duydukça şok olacaksınız. Ben senden zaten büyük bir şeyler bekliyorum. Çünkü çok neşelisin, çok pozitifsin. Pozitifliğin altında var bir şeyler belli.
Ama 4 çocukla cidden, hele ki Türkiye'de bir kadın olarak çok zor. Yani yerliler o kadar zorluk çekiyor, bir de yabancı olarak. Evet. Erkek yapamadığı şeyleri ben yaptım ya. O da benim için bir başarılı diye düşünüyorum. Mukaddes Hanım'ın birdenbire ağlamaya başlamasına gerçekten anlam veremedim ama sonra ağlamaya devam ettikçe, altındaki acıları söyledikçe çok üzüldüm. Ağlamayın Mukaddes Hanım, bu programda ağlamayın. Kadir, bunları şimdi konuşmayalım hanımefendiyi, bugün daha fazla üzmeyelim. Şey hiç olarak düşünün lütfen, bilmiyordum. Kendinize teselli verin, şu anda çocuklarınız sizi izliyor, gözyaşlarınızı saklayın. Mukaddes abla, sen güçlü bir kadınsın, çok zor şeyleri aşmışsın. Bugüne kadar o kadar güçlü durdun ki, en azından yarına kadar da dur. Evet. Yok, onlar üzülmesin. Onlar için, yok yok, yani hep onlar için güçlü durmaya çalışıyorum. Her damla gözyaşında onlar daha çok üzülüyor. Şimdi yine onlar için gel toparlanalım biraz. Hem günümüz de güzel geçsin, sen de hüzünlenme. O neşeli Mukaddes'i geri görelim. Göreceksiniz zaten. Çocuklarım da diyor ki hep yanında olacağız diyor. Anne bir kere olsa bile şu Kadir Bey'in abin bir görsel bize diyor. Kadir istiyor. Buradan ona da çok çok selamlar sevgiler. Hepsini öpüyorum. Çok sağ olun. Sehpa alabilir miyim acaba? Tabii ben yardımcı olayım bir saniye. Ya zaten Sehpa Acıbaşı. Buyurun şöyle. Ama ben kısacası başka bir gurbette çalışmak ayrı bir başarı. Böyle bir yarışmaya cesaret edip gelmek ayrı bir başarı. Benim bu ikinci deneyimim. Her kadının yapacağı bir şey değil. Sizlere de ileriki günlerde başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Beni zaten yakında açacaklar İstanbul'dan da. Ankara kabul ederse gideceğim. Niye, kız sürgün kararı mı çıktı hakkında? Yani İstanbul'da kabul etmeyecek beni artık. Salladım. Teşekkür ederim. Hiç de alabilirsiniz Gürsan'a. Ya kusuruma bakmayın ya. Ay, estağfurullah, bu kaç estağfurullah. Gerçekten yani geçmişim şeyime tabii gelince tabii, aklıma birikmişlik gelmeyecek. Neyse çok onları kapatalım. Zor. Aynen aynen aynen. Yani kusura bakma, lafını bilerek konuyu kapattım ki sen daha fazla üzülme, çocuklar da üzülmesin. Aynen. Zaten yarın senin günün, bol bol seni tanıyacağız. Evet. Neler çektiğini ben de dinlemek istiyorum. Aynen. Ne kadar güçlü bir kadınla yarıştığımızı da bilsin istiyorum ekrandakiler. Ama bugün yine o pozitif Mukaddes mi gelsin? Gelecek tabii. Siz Gülistan Hanım'la biraz takılın birbirinize, neşeniz yerinize gelsin. Aynen. Ah ah senin mücadeleni ya ben... Ya şu ah ah deyince var ya. Bak kendine nasıl geldi. Kendinize gelin lütfen. Ah ah deyince diyorum ki ben o kadar zorlukla çektim. Bir ah demedim biliyor musun? Herkes bana diyor ki evet. Ağla derse, herkes ağla derse ben şarkı söylerdim. Dün bundan her dedim. Ahın altında, her ahın altında. Ahlama, ah deyince var ya şey çok kötüye söylüyorum. Gider insan. Rica ediyorum. Pozitif mi ol diyorsunuz pozitif yani? Pozitif olsun eline pozitif yani. Enerji rica gönderin. Rica ediyorum. Hanım. Benim ahlarımın altında emin ol senin acılarından çok acılar vardı. Ha, asla konuşamam. Yarını gününü bekle, eğer sağlıkta sen asla bize gelirsen. Tamam, o zaman dinlersin. Sağlıkla derken anlamadım. Sağlıkla. Ne bileyim yani, Allah sağ olsun. Allah ömür verir de yarın aynen, gelirsiniz. Aynen. Yok anam, o seni beni gömersen merak etme. Ankara'ya uçmakta bu gecede. Çok pozitif işte. İnsan olduğu için hani kafayı bir şeylere takmadığı için. Evet. Sen var ya, bizde şöyle derler. İki gözle baktıysan eğer, dört gözle. Ben iki gözümle çocuklarımı büyüttüm. Tek başıma evsiz kaldığım günler oldu. Sokakta ağlamayın. Kaldığım günler oldu. Mukaddes abla ağlama daha ne olur. Yüreğimizi dağlama bizim de. Bu yüzden ağlama, ağlama diyorum yani. Aklına geldi, şimdi hep çocuklardan bahsedeceğiz. Aynen. Bak bizim de çocuklarımız var. Biz de ağlayacağız ama. Hepimiz ağlıyormuşuz ondan sonra. Evet. Kapatalım. Allah kimseye zorluk göstermesin. Yani kimseyi çocuklarıyla sınamasın. Hele ki çocuktan ayrı kalmak çok zor. Çok zor. Gel toparlanalım biraz. İyi mi? Biraz lavaboya gitmek ister misin? Efendim? Lavaboya evet. Gitmek ister misin? Tamam, istersen bir git lavaboya, bir kendine bak, bir rahatla. Mukaddes bence duygu sömürüsü yapmak için ağlamadı. İçi de olmuştu, bir anda kendini tutamadı. Ama ağlaması hataydı. Kendini sıkması gerekiyor. Çocukları seyredecek. Ne var içinde? İçini ısırmadım ama. İçini ne koydun sen? Sürprizli. Ben anladım biraz içindekinin ne olduğunu ama. Ben de anladım gibi. Nasıl anladın? Ekrandakiler diyecek ki artık bize de söyleyeyim. Dışında bisküvi var. İçinde de krem şanti var ama Hindistan ceviziyle mi yoğurdun? Nasıl katılaştı bu böyle? Hindistan cevizi koyuyoruz evet. Onunla yoğuruyoruz zaten. Biraz bekleyince zaten dolapta. Ya kurme gibi adamım. Damak lezzetine bakar mısın? Hemen nasıl anladım tadına? Evet. Ben hazır krem şanti mi yaptın?
Evet. Ayşe Hanım'ın kahve sunumunu beğendim. Yalnız ikramlıkları çok büyüktü. O kadar büyük bir şeyi biz kameraların önünde ısıracağız, yiyeceğiz bunu düşünseydi, ona göre bir şey ikram etseydi bize, daha şık olabilirdi. Ama sunumu çok ciciydi. Peki Ayşe Hanım. Evet. Tam karşınızdaki kameraya bir sayın neler yapacaksınız? Tabii. Ekmek salatası, renkli patates topları, ekşili karışık kuru dolma, peynirli pamuk poğaça, maleple tuzlu kurabiye, hindistan cevizli pasta, cevizli aypar tatlısı. Kaç çeşit oldu? 7. Sayabildiniz mi? Dur ben sayamadım. 7 çeşit ama. En baştaki ekmek salatası ile peynir topları bir mi ayrı ayrı mı? Ayrı ayrı. Onlar ayrı ayrı. Peynir değil, patates. Ben peynir aldım, özür dilerim. Peki kahvelerinizi içtiyseniz o zaman evi gezmeye başlayalım mı? Gezelim. Bakalım Ayşe Hanım küçük çocuklu bu eve yetişebiliyor muymuş? Haydi buyurun mutfaktan başlayalım. Temizliğime çok güveniyorum. Bu evde en ufak toz bile bulamayacaklar. Hepsi didik didik arayacaklar ama hiçbir leke, hiçbir toz hiçbir şekilde bulamayacaklar. Çamaşır makinesini açtığımda lastik kısmında böyle de kirler vardı. Yani bir peçeteyle sildiğimde çıkan bir kirliydi. Ayşe Hanım orta derecede temizdi. Mutfağında, dolaplarında çok fazla yağ birikintileri vardı. Çamaşır makinesinin lastik arasında gene onun da tortu vardı. Ayşe Hanım'ın banyosu gerçekten neredeyse Gülistan Hanım'ın banyosu kadardı. Kıllar yoktu banyoda ama biraz su lekeleri, kirler vardı. Ayşe'yi çok pis buldum. Kesinlikle aynı düşündüğüm gibi Ayşe beni yanıltmadı. Küçük bebeği var, bütün detayları unutmuş. Ayşe Hanım, o benim tertemiz evimle kendi evinizi nasıl kıyaslarsınız? Detaylar hiç olmamış. Haydi bakalım, gel Ayşe. Şey yapıyor muyum? Gel gel, sepetini de al gel. Alta gel. O zaten mu? Salon küçük, girdiniz ağzımızın dibine. Ayşe Hanım, küçük kız çocuklarına dönüşmüşsünüz valla. Ne kadar genç. Çocuk işçi çalıştırıyor gibiyiz. Evet. Ayşe sen 28 yaşındasın. Evet ama inanmıyorlar. Daha genç canım, 28. Çocuğum oldu bile inanmıyorlar. Daha güzel. İleride var ya sen, evet, genç babaanne anneanne olursun. Kesinlikle. Çok seviyorum ben mahallemi. Ne kadar güzel. Erken evlenmenin erken faydaları. Kalk. Nereden başlıyoruz? Kahveleri topluyoruz önce. Bir süpürge açalım güzelce ortalığa. Haydi bakalım. Gir, ağzımın içine gir. Salonda en temiz noktalar koltuklardı. Koltukların arası bile hala ıslaktı. Ama dolaplarda, dolap örtülerinin altına baktığımda kıllar, tozlar vardı. Yüzeysel olarak bir temizlik yaptın. Çok ayrıntılı temizlik yapmadığını anladım buradan. Evet, gel. Hemen sehpalarımızı takalım bir güzelce. Bu düz mü kız? Ters mi pardon? Bunlar hep gelinlik sehpaları mı? Evet, eşyaların hepsi 6. Sen kaç senesinde evlendin? 2016. 2016, ooo! Ben daha 21 yaşındaymışım. Sen kaç yaşındaydın o zaman? 22. 22. Kız erken evlenmişsin aslında. Erken evlendim. Niye acele ettin o kadar? Ya ben aslında 25'e kadar düşünmüyordum da. Büyük konuştun. Büyük konuştum, çok büyük konuştum. Büyük konuştum, her şeyi de yaptım. Siz bu boyunuzla ne kadar büyük konuşabilirsiniz ki? Diyorum ya, boyum aldanmayın. Seni Allah kahretmesin. Boyum aldanmayın. Bir o kadar da yerin altında var, evet, diyor.
Peki büyük konuştun aklında yokken bir anda. Evet evet bir anda oldu. Camımda bir şey yok ki ne isteyeceğiz Kadir Bey? Şimdi bu petekleri sökmüşler bak. Evet evet. Bakmışlar içlerini içlerine sökmüş bakmışlar. Evet. Bu peteğin üstündeki ne? Isıyı bu tarafa şey yapsın diye. Aa evet. İlk defa evet. Gördüm. Gördün mü sen bunu? Niye gördün mü? Böyle bir şey daha önce gördün evet. Mü diyorum. Gördüm tabii ne var ki onda? Ben hiç ifa... Aa ne tuhaf bir şey. Aa durduk yere bastonla fotoğraf mı çektirilir? Ne kadar romantikmiş ama. Bismillah. Aa fotoğraf değil direkt şey. Evet. Kaplaması da cam gibiymiş. Kendi yansımamı görüyorum. Neresi burası? Burası Boğaz Köprüsü. 2010'a. Oh virüs yok, virüs evet, yok. Altının kesin. Fiyatı da uygun. Böyle bir oynadım ki yani. Eşiniz niye hopluyor bu fotoğrafta? Yani şöyle bir kız almış. O hoplamasını da kim hoplasın? Hoplama enişte otur yerine. Oo kız kulesi falan da var. Zaten bu kız kulesini Bizans kralı bilmem ne kaç yılında gelinler fotoğraf çekilsin. Dizilerde geçiş efekti olsun diye evet, yapılmış. Evet. Evet gayet güzel, yazıyor. Gayet şık. Güzel ama bu albüm çok ağırmış. Koy içine koy. İşte bu fotoğraf çekim günü de mesela. Ben şeyi sevmiyorum. Düğün o akşam olacak ya. Sabahtan kalkıp fotoğraf çekimine güller dış çekimine. Ben hepsini ayrı yap. Koştur koştur terkan içinde kalıyorsun. Kafanda 5 metre kaçak kat saç. Şöyle poz ver, arabada git, trafik bilmem ne, bir de akşam düğüne gidiyorsun, hırş oluyorsun. Evet. Şunu bir hafta önce yapsanız rahat. Ben öyle yaptırdım. Bir gün önce, 2 gün öncesine yaptırdım. Ha, 2 gün öncesinden rahat rahat. Evet, oh. Çok rahat. Aynı güne sıkıştırıyorsun. Evet, sonra evet, konvoyu, akrabası, eve girmesi, çıkması telaş. Evet. Bir de yağmur mağmur bastırıyor bir Allah yandan. Allah'a çok şükür Ekim'de olmasına rağmen kına geleceğim dedi. En büyük korkum açık havada düğün istesem, o gün Allah'ın işiye bir yağmur bastırsa. İnşallah yağar. Şansın varsa yağmaz. İnşallah o düğün de sen de olursun. Hiçbir şey demiyorum ben sana. Ne olacak ki şemsiyemi açarım? Yıldırımdan nasıl kaçacaksın? Maratonerle gelirim. Salon genel anlamda temizdi. Çünkü çekmecelere falan da baktım ben. Düzenli, tertipli bir bayan kendisi. Ama peteklerin arkasını almayı unutmuş zannedersem. Ve koltuklar hala nemliydi. Yeni silinmiş. Betül Hanım'ın düştüğü hataya düşmemek için silmişti. Bunun üstüne sen bunları kremlemişsin. Evet. Allah canını almasın senin. Aa. Durulamamış bak. Görünmüyorsun ki Kadir ışığı arkana aldın yine. Aa krem. Nasıl durayım? Hah tamam böyle işte. Sen koş bir kova su kapta gel be. Koş. Bunların kremleri durulanmamış. Ayşe'nin ben hamarat olduğunu düşünmüyorum. Temiz olduğunu da düşünmüyorum. Ayşe çünkü yavaş yavaş yürüyor, yavaş yavaş yiyor. Yani düşünmüyorum hiçbir şeyini. Ayşe'nin bir yerde hayata hareket katması lazım. Kurulama bezi de verin. Sen şu cam doğramalarını sil. Sildin mi? Hı-hı. Cam nasıl? Dur bakayım. Yani tabii bayağı oldu şey yağmur yağdı. Esenyurt'un yani, tozu canım olur. Yağmur yağdı. Adı üstünde Esenyurt burası. Yok camı falan güzel silmişsin canım. Ondan yana sıkıntı yok. Krem bırakmasaydın o da iyice olacakmış ama neyse. Sen şimdi bu kremden puan mı kıracaksın? Hayır canım. Bunlar da temiz kokuyor. Yok peteğin altta gayet güzel evet. Temiz. Kız evin hakkından geliyorsun. Evet ben kendim yaparım her şeyimi. Maşallah. Dur şunu bir iteyim. Camı tamam. Kapatayım dur. Perdelerime çok özen gösteririm. Özellikle fon perdelerime önden baktığımız zaman eşit olması gerekiyor benim için. O da beni çok rahatsız eder. Ayşe süpürgeyi. Kız kocan halıyı yıkıyor mu? Halı yıkamıyorlar. Ofis temizliği, araba temizliği, araba koltuğu falan. Yalnız bir şey değil mi? O koltuklardan bir kir çıkıyor, bir kir çıkıyor. Sen ben temizleyen kadının bile koltukları berbat. Tabii tabii neler çıkıyor. Aç aç. İnanılmaz kirli çıkıyor. Benim kuzenim de yıkıyor. Bazen gittiği evlerden bana resim falan atıyor. Anam! O nasıl bir koltuk kiri? O nasıl bir yatak kiri? Senin araban olsa koltuklarını ne yaparsın acaba? Benim arabam olsa var ya ben arabanın koltuklarını jelatine sararım herhalde. Yaparsın vallahi. Vallahi ver kafayı. Ben bir de bir şey diyeyim mi? Arabayı kapının önünde geceleri bırakamam. Motoruna kedi girer. Her gün kapının önünde. Düşünsene hele yağmurlu havada hayatta arabama kimseyi almam. Heh. Şimdi halıyı kaldıralım hemen tamam. Ayşe. He. Şimdi aç süpürgeyi. Bir dolan şöyle güzelce. Tabii. Yer suyumuz nerede bizim? O suyu ver, o su temiz. Bir Ayşe bir bez yıkasın bakalım. Az önce yıkadı ya, görmedin mi? O küçüktü, büyük bez yıkasın. Yıkarım. Aa, kız bile bu ev 3 güne bitmez. Gayet hızlıyım.
Arife başlasa bayram son anca biter bu. Tatlı kız seni. Kapat. Allah canını almasın, kapat. Bir metrekare yeri bir saatte süpürdü kadın. Aa, kız sen bu evi kaç saatte bitiriyorsun toplamında? Ha? Sen bu ya eve ben... bir günde cam kapı tül perde giriyor musun yoksa... Hayır, benim bir komşum gibi her gün bir odayı mı yapıyorsun? Her gün bir oda yapıyorum çünkü çok fazla çabuk yorulan bir insanım. Onu anladım, gel otur. Çabuk yorulduğum kız, için... Kız her gün bir odayı yapıyorum, otur, yoruldu kadın. Dolmabahçe'nin namusunu süpürdü. Bir şey diyeceğim, her gün bir odayı yapıyorsun da öbür oda ertesi gün batmıyor mu? Buraya yaptım da oraya sokmuyorum. Nerede oturuyorsunuz? Mutfakta. Eşim de mutfakta oturuyor. Televizyon olduğu için. Ben de bunu hayatta yapamam mesela. Yani... O da yapamıyordu ama artık yapıyor. Nasıl da? Yapmak zorunda. Ne yapıyor? Oturmak zorunda. Sokmuyor. Hayır, mutfakta otururum. Derdim mutfakta oturmak değil. Mesela her gün bir odayı temizleyemem. Çünkü öbür odaya geçin ertesi gün oranın battığını hissediyorum. Ben sabah 7'de kalkacağım. Camdan bir gireceğim. Salon, mutfak, banyo, tuvalet, mutfak, dolabı, balkon, kapı, pencere. Şey yaptığım için köşe bucak böyle her yeri çok ellediğim için zamanım yetmiyor tabii bir günde hemen hepsini yapmama. Bir yer gibi yapıyorsan yetmez tabii, biraz elini ağır süpürüyorsun. Bir bezi yıka bakalım. Evet. Deniz anası suyun içinde yüzdü cımbıç. Ya kız, bez eline büyük geldi o yüzden. Benim elim küçücük. Şu küçüğü yap bakayım Ayşe, bez eline büyük geldi. Benim elim küçücük. Ben şunu çok beğendim. Hele ver onu sen bana. Şu. O deniz anası suyun içinde cıbıcı. Şu bileğinin üst kısmına vurmalı o bez. Yukarıdan aşağı inmeli. Hele suyun içinde sansa tüp dans ediyor. Kımıl kımıl. Suya şöyle birbirine çırpacak. Ondan sonra ben sana onun için diyorum. Gemikli et diye, gemiklerin kendine gelsin. Sıktın. Şimdi bir yer silmeni görebilir miyim şu köşeden? Bununla. Onunla, o büyük yer bezi. Silme biçimini merak ediyorum. Sırtını dön oraya, yüzünü bize dön, sırtını duvara dön. Güzel, onu SS yapıyorsun en azından, o güzel. Tamam, ver Ayşe'cim. Ben anladım, seni nasıl bez yıkadığını, nasıl sıktığını gayet güzel anladım. Ayşe Hanım'ın hem yaşından dolayı, hani çok genç olduğu için ve yeni anne olduğu için... ...açıkçası çok böyle hızlı, pratik ve hamarat olduğunu düşünmüyorum. Peki, ben şu ortayı bir sileyim. Ondan sonra halıyı yerine serelim güzelce. Sizin elinizde benim elim bir değil ki tabii, tek elinde. Yok canım, ben şimdi seni kendimle kıyasım. Evet. Bir erkeğin kuvvetiyle sıkmasıyla asla yok. O konuda hem fikir, sen merak şimdi etme. Hani doğruları da söyleyeyim. Şey kullanmıyorum, çok bez tercih etmiyorum normalde. Paspasından çok siliyorum şey galiba. Şey girmediğim zaman, dip köşe girmediğim zaman bezle siliyorum tabii, ama dip köşe girmediğimde pasmazlat tercih ediyorum. Hep bez elimde olmuyor yani, yalan söylemem gerekiyor şu an. Anladım. Zaten herkes şimdi eliyle silmiyor paspaslarından. Evet. Ama sana söyleyeyim, eski tip paspaslarından sil gene. Siliyorsun. En güzel onlar siliyor. Evet. Dönenler hiç güzel silmiyor çünkü. Şey dediniz. Kılları bunlar. Kılları almıyor tam anlamıyla. Evet. Ama paspasla silsen bile bir bezle pervazların üstünü muhakkak geç. Pervazların üstü kalıyor hep çünkü. Hep geçiyorum ben. Peki. Haydi o zaman koltuğun arkasını çekiyoruz. Orayı bir güzel siliyoruz. Ve her zaman dediğimiz gibi ne diyoruz? Evde silmedik, girmedik yer bırakmam. Her yeri ovalarım hep, çetelerim hep. Kadir, her yer hep tertemiz. Kadir, gitsin dertlerimiz. La, la, la. Haydin bakalım temizliğe. Ayşe Hanım, becerikli olduğunu düşünmüyorum ama inşallah yanıltırır. Bismillah. Evet, görmüş olduğunuz halıyı dokuyanlar kör oldu sayın seyirciler. Ayşe Hanım'ın muhteşem gelinlik halısı. Hemen şunu aşağı çekelim Ayşe. Bu arada evin şeklini biz değiştirdik çekim için. Yarışmacılarımız rahat otursunlar diye. Normalden Ayşe Hanım'ın ev şekli biliyorsunuz ilk girdiğimiz gibiydi. Şu an biraz seyirciye karışık gelebilir. Demesinler sonra, ay ne dağınık kadın. Evet. Hiç inşallah güzel yerli. Bak seni düşündüm arkandan konuşmasın. Teşekkür ederim. Şimdi mutfağa gidiyoruz. Bakalım mutfakta sabah gezdiğimiz detayların arkasında neler var. Buzdolabının arkasını çekelim. Tabii. Motoru görünüyorsun. Gittim. Oralara bir bakalım. Tabii. Buyurun efendim. Buyurun bakalım. Ayşe Hanım,
Dün gibi Nazire Hanım'dan eviniz o kadar temiz değildi. Evet. Oh oh oh. Mutfak hemen bulaşık dolmuş. Hemen ham ham şarolon. Elimiz bir yer kalmamış. Onu yerleştirelim güzelce bardaklarımızı. Mutfak dolapları genel olarak düzenliydi ancak dediğim gibi daha yukarılara bakmak istedim. Televizyonun arkasına baktığımda neredeyse bir aylık toz tabakası vardı. Elimi uzattığım anda en yakın noktadan dört parmağıma birden toz geldi. Evet, arkasına bakmak istiyorum. Bakabilirsiniz. Şuralarında örümcek ağı falan yok üst kısımlarında. Evet. Şeyimizin, buzdolabımızın motor kısmı açık değil zaten. Arka kısmı kapalı. Evet. Şu iki tane menteşe gibi yerini elliyorum yok. Şu üst kısmına baktım. Bakabilirsiniz. Bak orada da yok. Kendime güveniyorum Kadir Bey. Menteşe yerlerinde de yok. Bak sonra diyorlar ki Kadir Bey işte bir hafta oldu programı hemen koşturdum geldim. Markete gittim eltim öldü kaynıma felç geldi. Yani silebiliyorsanız bakın evi sürekli temiz olduğu için kadın evi temiz. Program için temizlik yapmamış yalandan. Ama hiç kendini övmüyor. Benim evim böyle çıktı var ya. Oh. Şimdi motor kısmına bakıyorum. Bunun motoru daha bir değişik, beyazmış. Evet. Orada evet. Çıkmayan lekeler var ama... Onlar metalin bozulmuşlukları evet, bozulmuş. Belli. Biraz bak, eski. Hiç yağ yok. Evet. Bir ev hanımı olarak her gün gözüme ilişen kavanoz altlarını yok ederim. Ama Ayşe hepsini tamamen bırakmıştı. Bütün kavanozlar iz yaratmıştı. Ayşe Hanım'ın şimdiye kadarki yorumlarından yola çıkarak söylüyorum ki benim kadar hamarat değildir ama belki kendi klasmanında çok hamarat olabilir. Peki, şuranın da yerini bir alalım o tamam. Zaman. Hazırsan şu halıyı da bir kaldıralım. Gelsin suyumuz, suyumuz gelsin. Sen burayı bir sil güzelce tamam. Şu fayansların üstlerini. Ayşe Hanım'ın dört dörtlük temizlik yaptığına inanmıyorum. Ayşe Hanım daha genç, öncesinde de çalışmış, küçük bir çocuğu da var. Çok fazla temizliğe de vakit ayırabileceğini, ayırsa bile bizim gibi şartlı hijyenik yapabileceğini zannetmiyorum. Kalk gidiyoruz, hadi banyoya gidiyoruz. Nohut'a da baklı sofa banyomuz, geç. Ayşe Hanım kendini çok övdü ama kendi söylediği gibi temiz değildi. Gel şimdi. Geldi. Peçeteler etrafta. Evet, peçeteler her yerde. Allah onları ıslah etsin inşallah. Şuraları güzel bir dezenfekte edelim. Ev sahibimiz banyo dolaplarını şırıl şırıl yıkadığı için dolaplar hırş olmuş. Dolap yıkanmaz bacım. Her gün ben yıkamıyorum ya. Şöyle söyleyelim, biz önceki programda bazen mecbur kalıyorduk yıkamak zorunda. Çünkü onlar yıkamayla evet. Aklanacak dolap değil. Önceki programımızdaki dolapları görüyoruz. Yani şimdi demesinler ki Kadir Bey siz de yıkıyordunuz. O dolaplar dolap değildi, dolaplıktan çıkmıştı. Bir seferliğe mahsus yıkıyorduk yani. Çiçek gibi dolaptı onlar. Ne çiçek gibi dolaptı? Bar bağlamış her yerleri. Saçtan kız bezden sile sile saçları evet. Ayırt edemiyorsun. O ne? Evet. Banyo da çok küçük bir banyoydu benimki gibi ama dolaplar çok temiz değildi ve en üstteki kolayca silinebilecek bir yeri unutmuştu. Toz vardı orada. O havalandırmanın üstünü kim öyle yarım yamalak yapmış kız? İşte müteahhit. Baksana ne biçim sıvamışlar orayı. Şimdi şu havalandırmanın içini de almak istiyorum. Evet. Evet şu dışa kapının üstünü evet. Geçmek istiyorum. O da tamam. Zaten ders araları gayet güzel. Yavaş Kadir, kızı izleyin. Hey pardon ama dönemiyorsun ki mübarek. Kız burası ne kadar küçük, siz burada nasıl yıkanıyorsunuz? Biz buraya çok kullanmıyoruz Kadir Bey, ebeveyn bayım var. Nerede yıkıyorsunuz? Ebeveyn bayım var. He. Biz burayı çok kullanmıyoruz. Sen şu Esenler Meydan'a gidiyoruz, orada yıkanıyoruz geniş geniş, rahat rahat. O yüzden burası temiz kalıyor. Ha, o yüzden burası temiz. Kullanılanlar oluyor canım ama yıkamasan... O zaman ne yapıyoruz Kadir? Ebeveyn banyosunun... Hayır! Yönetine gidiyoruz. Oraya giremeyiz ki, oraya giremiyoruz. Orası kapalı. Nasıl yıkanıyorsunuz? Sadece küvete bakacağız. Yok. Görelim mi? Hayır. Ha, niye korktun acaba? Bir sürü eşya var. Neyse, milletin aklında türlü türlü şeyler var. Acaba küveçli mi? Belki de samon altı kadı var. Kadir Bey, milletten korksaydın bu yarışmaya katılmazdın. Şimdi kullanmadım banyoyla ben de katılırım tabii. Bir de kullanmış banyo ama kullanılıyor. Yıkanması nasıl pis? Ben bilmem yengem, öyle dediler. Bak. Şimdi madem burayı kullanmıyorsun, niye söylüyorsun kız? De ki burayı kullanıyorum de. Kendin attın, kendin tuttun. İşte ben adaletli insanım. Kadının dilinin kemiği yok. Kalk gidiyoruz. Kalk nereye gidiyoruz? Etaba mı? Etaba gidiyoruz. Evet. Bakalım yarışmacımız. Ebeveyn banyosunu nasıl temizleyecek? Ha? Geç. Geç, 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 geç. Yürüyemezsin.
Ayşe Hanım müsait misiniz? Evet. O zaman sizleri etaba bekliyoruz efendim. Tabii. Buyurun. Evet, muhteşem çamaşır makinesi etabı. Oh my god. Görmüş olduğunuz gibi makinemiz birbirinden kirli, detaylarıyla karşınızda. Yapmanız gereken şey, eldivenlerinizi giyeceksiniz. Sadece bu süngerimiz, makine temizleyicimiz ve bu kadar suyumuz var. Kısa sürede yaparsanız ne âlâ. Süreyi başlatıyorum. Hayır, önce soru soracağız. Dur, tam ona geliyordum. Bugün hatırladım, bak unutmadım. Soru yeni mi çıktı ya? Evet, dış ses sana bir soru soracağım. Evet, şimdi size bir soru soracağım. Eğer bu soruyu doğru cevaplarsanız etaba geçeceğiz. Aksi halde etaba geçemeyeceksiniz. Eyvah. İşte sorunuz. Çamaşır makinesi temizleyicisini deterjan güzüne koyduktan sonra makineyi kaç derecede çalıştırmalıyız? Daha geçenlerde kullandım. Çok güzel soru. 60. 60 geçen kullandım çünkü daha. Doğru cevap. Evet doğru. Doğru. Maşallah. İyi ki de kullanmışsınız. Döküp makine çalıştı kendinden. Öyle oluyor nasıl zaten. Döküyorsunuz kendi. Burada şimdi süngerle silmek için kullanıyoruz. He. Deterjan olmuyor. Kullanmayacak mıyız? Sadece şey bu. Hele bırak uzun lafa kısası. Tamam. Ya hadi. Elimizde olan bu. Tamam. Üç, iki, bir. Süremiz başladı. Evet, yarışmacımız tüm hızıyla ovalıyor detaylarını. Hadi Ayşe'cim, hadi. Zeytinyağlı yiyemem aman, basma da fistanı giyemem aman, basma da fistanı giyemem aman. Tırırırım. Senin gibi zalime, ben efendimi giyemem aman, ben efendimi diyemem aman. Kaldım duman içi dağlarda, sevgili yârimi nerelerde. Tırırırım. Çabuk Ayşe, Ayşe çabuk. Tamam. Bitti mi? Tamam mı? Evet. Evet Ayşe'nin ellerine kollarına sağlık. Şimdi biz makinenin içini dışını kontrol edelim. Sen eldivenlerini çıkar. Tamam. Sonra seni mutfağa alacağız. Bugün o saydığın tam 7 çeşit enfes menünü bakalım nasıl yetiştireceksin. Buyurun efendim, sizleri alalım mekanınıza. Teşekkür ediyoruz, ellerinize sağlık. Hadi incele bakalım Kadir. Deterjan gözünü güzel yapmış. İyice sıkıp da. Şöyle yap. Her tarafına şey ettiriyorlar beni. Deli ediyorlar ya. Ama sen de çok yükleniyorsun kıza. Aa, bir şey mi dedin be sen de? Yalan yanlış yayma. Eline koluna sağlık kızın. Takayım burada. Bismillah. Evet, bunu da dökelim. Arkadaşlar makineyi monte etsinler. Görünmeyen yerlerde yıkansın. Haydi bakalım. Haftanın dördüncü günü de mutfağa gidiyoruz birazdan. Ayşe sen bu tariflerde bizimle dalga geçiyorsun be, ben sana diyeyim. Açmıyoruz. Hayır. Patlar, açmasana her şeyi. Ya, eline buradan her şeyi açıyorsun. Ayşe hızlı olmamız lazım, bak zaman geçiyor. Aa Ayşe, patatesleri niye haşlamadık Ayşe? Hadi hadi tamam, bırak seni. Kız Allah'ın adını verdim, haydi. Bu patatesler niye haşlanmıyor? Sen darda kalanı kurtaransın Allah'ım, kız dua et, dua dua. Allah gele geleni herkese nasip etsin bacım. Ağzı dişli, eli işli. Ayşe sen bunu nasıl yaptın? O kadar güzel kapattık programı tam dolmayı koyarken... ...nazara gel. Gerçekten şaka gibi yani. Ha olur böyle şeyler, al mısın yeni gelin. Kadir Ezil değil, Enem Arat benim de büyük finale son bir gün kala Ayşe Hanım'ın muhteşem mutfağındayız. Temizliğimizi bitirdik, etabımızı bitirdik. Şimdi sıra geldi tam 7 çeşit ikramlığımızı hazırlamaya. İkramlıklarımız arasında ceviz aypare, mahlepli tuzlu kurabiye, ekşili karışık kuru dolma, ekmek salatası, renkli patates topları, Hindistan cevizli pasta ve peynirli pamuk poğaça var. Mayalı poğaça olacak, pamuk, güzel. Pamuk gibi olacak. İnşallah poğaçanız pamuk gibi olur. Olacak inşallah. Niye sen Ayşe'ye güvenmiyorsun? Niye kıza karşı böyle bir hemen
hemen ön yargıyla girdin. Huyun kurusun Kadir'cim, sanki tanımıyorsun beni. Ayşe'cim, onun karşısında dik durabildiğin kadar dik dur. Seni yıldırmaya çalışacak, asla bezmiyorsun. Tamam. Hazırsanız süreyi başlatıyoruz. Hangisinden başlıyoruz önce? Hemen şerbetimi koyacağım. Neyin şerbeti bu? Ceviz Aypare'nin şerbeti. Aypare şerbeti. Bak, kırmızı noktaya bastığında süren başlayacak. Hazır mısınız Ayşe Hanımcığım? Hazırım. Buyurun bakalım o zaman. 3, 2, 1. Haydi bismillah, Allah'ım yüzümüzü kara çıkarma ya Rabbi. Aypare'nin şerbeti. Hemen ceviz Aypare'nin malzemelerini sayayım ben. Bence hiç Aypare'yi sayma, sadece şerbeti koyacağız. Şerbet deyip geçme Kadir, şerbetin ölçüsü çok önemli. 4 su bardağı su, 4 su bardağı şeker koyacağım. Duydunuz, ölçümüz birebir. Tamam, 4'e 4. Bir şey, dünkü baklavanın şerbeti çok adamsıydı. O yüzden baklava çekmedi onu. Menüyü genel anlamda beğenemedim. Çok böyle alakasız şeyleri bir araya getirerek göz boyamaya çalışmış sadece. Hepsi çok basit. Bir de bir şey diyeceğim. Bundan sonra neden devam edeceğiz? Ondan sonra hemen kekimi yapacağım pastamı. Kekimiz. Pandispanya yapacağız yani. Evet. O zaman biz bu pastanın tarifini sayalım. Hindistan cevizli pastanın kreması için malzemelerimiz 2 paket krem şanti, 2 yemek kaşığı pudra şekeri, 1,5 su bardağı Hindistan cevizi. Pasta yapımına neyle başlayacaksınız Ayşe Hanım? Önce yumurtamla şekerimi çekeceğim. Belli ki Ayşe Hanım pastanın kekine geçti Kadir. Sen niye bana kremasını saydırdın ki şimdi? Ama hepsini sayıyoruz içinin işte. Neyse, gelelim pastanın kekinin malzemelerine. 3 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı kakao, 3 su bardağı un, 2 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya. Mikserle çıkmayacağız mı? Ben çatal daha kendim. Daha iyi çekiyorum, evet. Hindistan cevizli pastayı pasta şeklinde değil de cam tepside bize sunacağını düşünüyorum. Bisküvilerle yapacak, arasına krem şanti koyacak. Üzerine çikolata sos yapacak. Çikolata sosunu umuyorum ki kendisi yapar. Alın pasta. Dur çık, şundan çıkmayacağım mı? Kız mikser seti almışsın çeyizine. Tamam Çirif Hanım. Al şöyle güzel güzel, şurada üçlü var, dur ben takıyorum. Şunu şöyle çırpmak varken yalandan çatalla 2 tane fırtırdatıyor. Pandispanya'nın en büyük özelliği yumurtasının kabarması değil midir? Ben daha farklı yöntemler buluyorum. Kadir keşke müdahale etmesen de Ayşe Hanım kendi yöntemlerini uygulasa. Ay ne bileyim, boşta bulundum bir anda. Boşta bulunmayacaksın işte. Yine kendimi kaptırdım, ben kendimi tutamıyorum. Temizlikte de böyleyim arkadaşlar. Hangisi kabartma tozu? Kokla. Bu vanilya. Evet. Bu kabartma tozu. Ben bu arada onu yaparken yumurtasının sarısına, beyazına, çöpür, ikisini küpünü birlikte karıştırıyorum. Ayşe bence keki hazır alacak, sosunu kendi kullanacak. Kendi yapacak sosunu. Sıyısın Ayşe, iki saatlik süren başladı bu arada. Evet, bak pişirme taşırma, çay sofra her şey içinde. Aman gözünü seveyim. Benim anlayamadığım Ayşe Hanım'ın paniklemek yerine pür neşe bir modlu olması. Gülistan abla taklidi yapıyor. Aa, yine mi aynı kotu giydin Kadir? Ama ben her gün bunu giyiyorum. Yemek kotum bu benim. Yemek kotum, bir daha kıyafet. Vallahi evde siyah pantolonların hepsine böyle yağ gelmiş artık. Evde pantolon kalmadı. Bunu aldım mağazadan. İşte geçen böyle geçireyim derken bakın. Cah dedi gitti. Ben de dedim ki ziyan olmasın dedim. Programda yemek yaparken giyeyim öyle gündelik ayağıma dedim. Kadir hiç utanmıyorsun. Bari terziye ver dediksin pantolonu. İşte annem yama yapacak ona. Halledeceğim ben onu. Şimdi bundan sonra neye geçiyoruz biz? Kuru dolmalarımı haşlayacağım. Suyunu koyacağım ve ocağım ya. Evet bakalım pişi bir şeyeceğim. Patlıcanın pişip pişmediğini nasıl anlıyorsun Ayşe? Tırnağımı geçireceğim. Bak tırnağını geçiriyor. Kız bu işi biliyor. Eğer yaş pastası gibi olursa üzerine Hindistan cevizini koyarak böyle meyveler ile süsleyerek önümüze koyacak. Şimdi arkadaşlar neye geçtik biz? Aypare'ye geçtik. Evet. Aypare, cevizli aypare tatlısı. 125 gram margarin, 2 adet yumurta, birinin sarısı üstüne, 1,5 çay bardağı pudra şekeri, 1,5 çay bardağı irmik, 1,5 çay bardağı ince çekilmiş ceviz, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 3 su bardağı un, kontrollü eline göre demiş. Şerbeti için ise 4,5 su bardağı şeker, 4,5 su bardağı su, 3 tane limon, 3 damla limon. Ne dedin? 1,5 çay bardağı. Yani bir nevi bu aslında şekerpare tarifi. Yani. Yani içinin bir farkı var mı şeker? Ne oldu kız? Tuttum. Elini kestin sandım, aklım çıktı.
Şekerpare'nin kardeşi diyelim. Sen buna ay şekli vereceksin benim anladığım kadarıyla. O yüzden aypare olmuş. Aslında şekerpare. Ben de bunun kadirparesini yaptım. Ben böyle tatlıları yuvarlamayı sevmiyorum. Cinnet geliyor bana. Ben şeyle şekil vereceğim. Bardağın arkasına. Ben direkt tepsiye yayıyorum. Baklava devletini kesip şerbet döküyorum. Çok lezzetli oluyor. Aynı şey hiç fark etmiyor. Ben çekerim Ayşe Hanım. Oğlum işi, o seviyor öyle şeyleri. Cevizli aypare tatlısı diyerek gözümüzü boyamaya çalışmış Ayşe Hanım. Çünkü bildiğimiz şekerpare tatlısıyla aynı. Hiçbir farkı yok. Sadece şekli farklı. Tatlısı yemedim ama şekerpareyi yedim. Eğer ona benzerse, un gibi böyle ağzımda erirse ona göre puan vereceğim. Yine bir çiçek. Anam bu hafta gelen gelene. Sizce kimden gelmiştir bu güzel çiçek Ayşe Hanım? Eşim göndermiştir. Bravo, bildiniz. Pek de romantik bir not yazmış beyefendi. Bakın şöyle. Canım eşim, hayatımızın her anında ve her saniyesinde kendinden fedakarlık yapıp her türlü desteği gösteren güler yüzlü can eşim. Oo, kime okuyorum ben burada Ayşe Hanım? Ben sizi dinliyorum. En son ne dedim? Can eşim. Vallahi doğru. Neyse devam ediyorum. Güler yüzlü can eşim, yarışmayı kazansan da kaybetsen de sen bizim biricik şampiyonumuzsun. Klasik cümleler. Ama bak adam düşünmüş karısını. Teşekkür ederim bir ekrana bakıp da. Kanını çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim seni. Sen benim için iyi ki varsın. Cevizli aypare tatlısı. Çok çeşit seçmiş. Bu kadar çeşidi bence o yutamıyor bile yani. Konuşamıyor bile. Nasıl yapacak merak ediyorum. Neye geçiyoruz şimdi? Neye geçiyoruz? Neye geçelim? Karışık dolmanın içini hazırlamaya geçelim. Tamam, içini hazırlayalım hemen. Ekşili karışık kuru dolmanın malzemeleri şöyle. Pirinç, nar ekşisi, limon suyu, kuru nane, sumak, soğan, biber salçası, küp şeker, domates salçası, maydanoz, tuz, karabiber, pul biber. Ama adetlerini hiç saymadı, kaç kaşık bilmem ne. Hiç endişen olmasın, ekranda yazıyor Kadir'ciğim. Bazen de bizim sosyal medyada tarif yazarken eksik yazıyorlar. Geçen kurabiye şeker yazmayı unutmuşlar. Altın 50 tane kadın yazmış ki bu kurabiye şekersiz. Şeker. Diyet kurabiyedir o Kadir. Getir, yandı gözlerim, daha doğramadan yandı. Ne acı soğanmış. Ayşe, hızlı olmamız lazım, bak zaman geçiyor. Vallahi şimdiden 23 dakikanız geçti bile Ayşe Hanım. Bakın süremiz şeffaftır. Hiç yalan dolan yoktur. En ufak bir şüpheniz olmasın sakın. Vallahi baklava yufkasının altından bile görünüyor süre. Bu kadar şeffaf bir süremiz var. Ayşe Hanım'ın yapacağı ekşili kuru dolmada bazı yöreler içini kavurarak yapıyor, bazı yöreler çiğden koyuyor. Ekşili olduğunu söylemiş, içine sumak koyacağını düşünüyorum. Kız Ayşe, poğaçaya değil her yere süt döktün, senin canın çıkmıyor. Ayşe Hanım biraz Sakarya Kadir. Ya. Heyecan mı, heyecan mı? Hayır, Sakarya diyorum. Kocaeli, Kocaeli. Bir gün Sakarya'ya da gitsek mi? İnşallah, Sakarya'ya da çağırsınız, İstanbul'a da yakın. Şimdi. Bu ne, poğaça mı bu? Poğaça mı, evet. Sütümü ılıtacağım. Peynirli pamuk poğaça mı? Evet. Bir su bardağı, yok birazdan. Sütümüz ılıyor, suyumuz ılayacak. Sonra sıvı yağ koyacağız. Sütle mayayı karıştırmadan neden yağ dökmeye çalışıyorsunuz Ayşe Hanım? Dökmüyoruz, hazırladık. Dökecek, sen bir bıraksana. Belki yanlış yapacak. Duyun bunları, sizi yanlış yönlendirmeye çalışıyor Ayşe Hanım. Maydanoz arayabilir misiniz? Ne için? İçine mi koyacağız peynirini? Hele dur, daha ona çok bardağı. Ona değil, dolmaya. Ha, dolmaya, tamam peki. Doğru, peynirli pamuk poğaça için malzemelerimiz bir paket yaş maya, 4 yemek kaşığı toz şeker, 2 tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağı ılık su, ılık süt, sıvı yağ ve 7 su bardağı un. Ben şu maydanozun saplarını bir ayıklayayım, sonra sıf sap doğruyorum. Maydanoz yok içinde. Peynirli pamuk poğaça çok basit ya. Herkesin yapabileceği bir şey. Yakışmadığını düşünüyorum peynirli poğaçanın. Aa, kek yanmış. Hayır. Oldu mu? Evet, soğuyacak bu. Bitirdin mi kız bıçak içine sen onu? Evet.
Çekecek daha. Simsiyah olmuş. Kakaolu kakaolu ama sanki biraz daha kabarsa mıydı? Ne geldi bana o biraz? Daha ne kadar kabaracağım? Peynirli pamuk poğaçayı her gün yiyebiliriz. Her yerde satılıyor. Mayalı hamurdan yapacak, içine peynir koyacak. Büyük ihtimalle pamuk dediği için puf puf bir hamur yapacak. İnşallah hamurunu tutturabilir. Yerde mi? Evet. Tamamen size kalmış Ayşe Hanım. Buna salça koyuyoruz mu? Kadir bırak o elindekini de gel şu masayı şöyle çevirelim. Tamam. Mis gibi yer açıldı yarışmacımıza. Peynirli pamuk poğaça. Gayet basit Ayşe Hanım. Pamuk poğaça adı üstünde mayalı bir hamur. İçine biraz peynir koyup yapacaksınız. Az daha salçayı katmasam soğanlar yapışıyor. Un koyun biraz da. Koyacağım, koyacağım. Buna un konur mu be? Sana demedim Kadir. He ona mı pardon? Az, az. Şey nerede? Pirincimizi ekliyoruz. Önceden yıkanmış, güzelce süzülmüş. Ben de burada otantik krip ambiyansı yaratıyorum. Oh! Yöresel krip çekiyoruz. Şey, Berkızakkale'nin falan oluyor ya böyle hem yufka açarken hem ekmek yaparken. Şimdi pirinci de kavurup içine ne katacağız bunun? Şimdi baharatlarını. Normalde bunun içini pişiren çok az var. Herkes çiğden yapıyor. Yani ben pişiriyorum. Normalde kıymalı pişirmiyorum. Dünkü dereotolu poğaçanın bu seferki peynir ne olacak? İnşallah kabarır, güzel çıtır çıtır olur. Ekşili kuru dolma aslında çok güzel olur. Çok da severim. Onun lezzetini de bilirim. Yapmasını da çok severim. Ayşe'nin ekşili dolmasına çok dikkat edeceğim. Ekmek salatası dediğinde ekmekleri kızartacak, domatesleri doğrayacak, salatalık doğrayacak. İçine belki kendinden birkaç bir şey daha katacak. Ekmek salatası bahsettiğim şekilde 5 çayına uygun mu? Hepsi benim için muamma. Peynirli poğaça yoğuruldu ama kabarmasını bekleyeceğiz. Mahallepli tuzlu kurabiye henüz daha yapılmadı. Cevizli aypare tatlımız hazır. Şerbet evet, dökülecek. Şerbetim hazır. Ekmek salatası şu an yapılıyor. Ekşili dolmanın dolması haşlanıyor. İçi hazır ama henüz daha doldurup pişirilmedi. Hayır, yani hazır. Ortada olan adı başı bir aypare kurabiye var. O da aydan başka her şeye benzemiş Kadir. Hamitcan olsaydı şimdi ona bulurdu bir lakap. Kabarlığına bakabilir miyim? Yalnız sizin bu kekinize yandı diyenler var aramızda Ayşe Hanım. Hayır. Milletin ağzı torba değil ki büzesin bacım. Ağzı olan konuşuyor. Gel de açalım şunu Kadir. Açmıyoruz, açmıyoruz, açmıyoruz. Niye açmayalım? Hayır, patlar açmasana her şeyi. Ya, eline vurdun her şeyi açıyorsun. Kalbim de sos olacak, dolba girecek. Lütfen açmıyoruz. Üstüne dökecek kadın. Yüreğimi aldı ağzımdan. Sen açmaya kalktın Kadir. Ya patlasa ağzımıza, yüzümüze, her yerimize. Aa, kek kalıbı patlar mı hiç Kadir? Bileyim be, kadın öyle diyor. Hindistan cevizli pasta, yani bir fikrim yok açıkçası ama pasta dediği için pasta gibi bir şey bekliyorum. Ayşe niye geçiyorsun sen? Ekmeği mi ıslatacaksın? Hayır, hayır. Kekimi ıslatacağım. Çekmiyor, süt aşağı akıyor. Siz çünkü oynattınız. Aa, teessüf ederim Ayşe Hanım. Biz hiçbir şey oynatmadık. Kilidi açmadık bile. Açtınız. Hayır Ayşe Hanım, açmadık diyorum. Aa, siz de bana hiç inanmıyorsunuz ama. Bunun hepsini kullanacak mıyız Ayşe? Yok. Tamam. Baksana Kadir şuna. Her yer süt oğlu. Çekmiyor kek bunu. Oynattınız çünkü. Biraz daha konuşursanız oynatacağım zaten. Tamam tamam, çekti o. Mansiyon hastasıyım ben herhalde. Al altına, ağzına bir tane sarımsak. Sen beni sinir hastası ettin sen. Yeni evlendim. 40 gün sarımsak yiyemem diyorsam hangi şehirdeyim Kadir? Gaziantep. Kuru dolma hiç yemedim. Çünkü ben patlıcan sevmiyorum. Ama hiç yemedim. Mahlepli. Bunun içinden sirke kokusu geliyor. Sirke de var. Malzemeleri saydık mı sayayım mı hemen? Sayayım. Evet sayın seyirciler. Türk mutfağının enfeslerinden biri olan lezzetli mi lezzetli mahlepli tuzlu kurabiye. 125 gram margarin. Bir çay bardağı sıvı yağ.
bir adet yumurtanın beyazı sarısı unumuz üzerine nerede? Bir yemek kaşığı sirke dolaba koydum. Unumuz? Bir yemek kaşığı çörotu dolaba koydum. Bir yemek kaşığı mahlep, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şeker, bir paket kabartma tozu, aldığı kadar un, üzeri için kavrulmuş susam. Haşhaş da kullanılabiliyor musunuz? Evet. Oh, elini aç Ayşe bile, aç kapı, aç kapı. Ayşe ben şu an ne yapayım? Bekliyorum senin işini. Tamam. Yoğurdunu hazırlayabiliriz hemen. Tamam. Ne yapıyorum şimdi? Süzme yoğurt, normal yoğurt, mayonez üzerine dökeceğiz. Tamam. Peki o kuru olmaz mı kızım? Çabuk olun, sadece bir saatiniz kaldı. Tamam bak süzme. Şu zerzavatı çiçeği şöyle alın. Kaç kaşık süzme yoğurt Ayşe? Tarifte yazıyor. 4 kaşık. Her şeyi galiba kafana göre yap, bana gelince tarifte yazıyor. Ben okuyayım sana Kadir. Evettir sesçim, buyur. 2 paket kıtır ekmek, 450 gram süzme yoğurt. Bunun hepsini koyacağız, ayarladık zaten. Aha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi ünlü olduk, programlara çıktık, sevinçliyiz hepimiz, yaşasın Aybaşı maaşımız. Oh, çık 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 çık. Ayşe'nin ekmek salatasını çok basit buldum. İçine garnitürler veya değişik şeyler atarsa, zenginleştirse gözüme hoş gelebilir. Allah affetsin, yoğurdu da hiç sevmem. Yoğurt sevmem, ayran sevmem. Arkadaşlar, renkli patates topları ne oldu? Aa, Ayşe patatesleri niye haşlamadık Ayşe? Dur kafayı yedi sana çiçekil. Gülistan'dan otura kalka. Mahlepli tuzlu kurabiye. Normal tuzlu kurabiye Ayşe Hanım. Sadece mahlepli de ekleyerek gözünüzü boyamaya çalışmışsınız. Mahlepli kurabiyeyi tutturamayacağını düşünüyorum. Biraz fazla kaçırırsa mahlep çok acılık verecek ve güzel olmayacak. Evet, şimdi hızlıca dolmamız doluyor. Kritik dakikalar ve 15 bin liranın sahibinin belli olmasına sadece bir gün kala. Bakalım Ayşe'nin menüsü yetişecek mi birazdan? Kız eline bir küçük tencere ver, bunları küçüğe koyayım. Ekşili kuru dolmayı çok severim. Çok da güzel yaparım. Menüdeki tek ağır şey zaten bu. Umarım Ayşe Hanım bunu da çok güzel yaparsınız. Menüyü beğenmedim. Çok karışık. 2 tane tatlı üst üste, birisi şerbetli, birisi sütlü. Çeşidini arttırmak için yaptıysa keşke yapmasaydı. 6 çeşit olsaydı, 5 çeşit olsaydı, güzel bir menü olsaydı. Evet, şimdi sıra geldi salatanın süslemesine. Bakalım nasıl bir salata olacak? Ne yapacağız şimdi? Sırayla böyle. Hayatta ondan uğraşamam. Ayşe Hanım, renkli patates toplarına ne zaman başlayacaksınız? Renkli patates topları daha henüz haşlanıyor. Sen neyi çırpıyorsun orada? Pasta kreması yapıyorum. Tamam, onu şimdi şey... Lütfen işime karışmayın. Lütfen şuna bulaşma. Bir şey diyeceğim, bu keki ortadan bölecek miyiz biz? Bölecek miyiz, sadece üstüne mi dökeceğiz? Üstüne dökeceğiz, onun üzerine şey yapacağız. Ganaj yapacağız. Hadi getir. Buna başka ne yapacağız? Ganaj yapacağız buna. Hadi o zaman çikolatayı getirin. Kremayı eriteceğiz önce. Kremayı eritebilirsiniz biraz. Kremayı mı? Dur, bana bir saham ver. Ha, burada var. Orada. Evet. Önce kremamızı boşaltıyoruz.
hamuru çökerse ve bekledikçe de soğudukça da hamur lezzetini kaybederse biz ona nasıl yorum yaparız masada? Dünkü poğaçadan sonra Ayşe'nin işi çok zor. Kız bunun için atayım mı çikolatayı? Yoksa kaynaması mı gerekiyor? Kaynamayacak, çok kaynamayacak. Kaynamak üzereyken tamam. Onu şey yapacağız. Tam karıştıracağım. Karıştıracağız ama ocağı kapatacağız. Menüyü pek beğenemedim. İçinde kurabiye ve salata olduğu için, ağır bir şey olmadığı için pek beğenemedim. Arkadaşlar son yarım saat. Çabuk ver fırına çabuk. Kız tamam şöyle sepki... Aa ne yapıyorsun Kadir? Hadi tamam. Hadi tamam bırak Sibel'i. Nimet bu nimet. Fırına at at at. Çabuk hadi hadi oynamayın daha hadi. Patatesler patatesler. Çabuk çabuk o patatesleri öyle kafam gibi atarsan. Ayşe Hanım bu patates toplarını nasıl renklendireceğiz? Plana. Doğaç boyayla renklendireceğiz. Hadi ama çabuk olalım. Bu patatesi kapatayım mı? Olmamış ki. Kapatayım. Ama ezeriz bunu hırş ederiz. Yok Kadir olmaz öyle. Olmaz biraz şey olmasın lazım. Ver benim havuç cilini edelim. Kıyarım onları sen bırak. Tamam kıyalım havuç rengini bana. Renkli patates toplarını çok merak ediyorum. Bunu güzel yaparsa çok güzel görüntüler olacak. Her renk sebzeleri kullanacağını düşünüyorum. Tuzlu olduğunu düşünüyorum. Ayşe Hanım enerjik bir gün geçirir ama ne kadar ortaya çıkartır ve ne kadarını bitirir onu tahmin edemiyorum şu anda. Renkli patates topları ya renklerden içine karıştırıp patatesleri top top yapacak veya sade patates yapıp acaba o renkleri dışında mı kullanacak merak ediyorum. Şimdi patatesi artık oldu olmadı Allah ne verdiyse aldım ocaktan. Tereyağı koyacağız ama çıkadır içine. Ama şey onu bir soymam lazım benim de. Renkli patates hiç yemedim ama bildiğim kadarıyla sebzelerini haşlayacak ve onları ezerek top top yuvarlak şekline getirip fırına verecek herhalde. Ayşe Hanım patatesli yani püre yapacaksınız. Bunun zorluğu neresinde? Sadece sunumunda mı hamaratlık? Ayşe şunu tuzunu muzunu at da hemen hafifleyelim. Sadece topumuz mu kaldı? Topumuzun tel topumuz kaldı. Daha poğaçası duruyor. Ayşe Hanım kalan sürenizi söyleyeyim mi? Söylemeyeyim. Tamam söylemiyorum. Söyle. 10 dakika. Ya. Kadir poğaçalar çok güzel kabarmış. Wow! Şu kalan hamuru da yapsaydık keşke boşa gitmeseydi. Ayşe yine ama biraz açılmış ağızlar ama olsun. Evet ağızlar açılmış. Vallahi fırını kapatma şunları da ben ufalayıp atalım sade fırını poğaça olsun. Fırını yok yok şu hamuru boşa gitmesin tamam. Günahtır. Ayşe şunu hemen ufala bir tek topun kaldı değil mi? Evet evet. Tamam haydi. Ayşe Hanım her gün sessiz hanım oldu ama bugün kendini gösterir diye düşünüyorum kendi günü olduğu için.
Menüyü çok karışık seçtiğini düşünüyorum. Saçma sapan geldi bana. İşte en heyecanlı an geldi. Bismillah, yavaş, sakin ol. Kadir, sen karışma, Ayşe Hanım yapsın. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ya ve dudu ağzını bağladı. Ele etem dedi, etem dedi. Gömleği keten dedi. Ben kaybettim, sen getiren dedi. Hadi ya Rabbi, seyitlerin, sıddıkların hatırı için ya Rabbi. Bizi ellere malamat etme Allah'ım. Hadi sen darda kalanı kurtaransın Allah'ım. Kız dua et, dua, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alkış! Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi! Vallahi kabul oldu dualarımız. Söyledin mi dua? Süreniz bitti. Eline koluna sağlık. Bak Rabbim bizden yana oldu, gördünüz. Hemen hemen dolaba at çabuk. Bravo Ayşe Hanım. Bravo, bravo. Ayşe. Maşallah. Maşallah. Elem gere fiş, kem gözlere şiş. Allah gele geleni herkese nasip etsin bacım. Ağzı dişli, eli işli. Maşallah. Şimdi. Dolmayı da koyacak mıyım? Tabii. Hemen. Merak etmeyin, o kolay. Dolma nasıl sıfışlı. Onu sadece... Servise alacağız, masaya gidecek. Hazır mıyız? Biz hazırız. Çok çılgın bir bölüm oldu. Evet. İnanılmaz. Yarışmacımız hüzünlendi. Bazen gerginleşti. Bazen yapamayacağını sandı. Bir ara pes eder gibi oldu. Ama tüm menüyü ve tabii ki de çayımızı yetiştirdik. Çünkü o bir Kastamonu. Evet, Kastamonu. Ya. O zaman nereye gidiyoruz? Hemen büyük finale son evet. Bir gün kala. 15 bin liranın sahibinin belli olmasına bir gün kala. Gidiyorum. Gidiyor muyuz? Haydi o zaman. Maden dağı dumandır ley del oy loy del oy loy del oy loy del oy loy. Kibar yani. Aa, ne olmuş öyle? Ayşe, sen bunu nasıl yaptın? O kadar güzel kapattık programı tam dolmayı koyarken. Bunlar kullanılır mı? Kurtaramaz mıyım? Kadir, yere değmeyenleri toplasak olur mu? Ne dersin? Yani yere değmeyen dur. Bir kamera görsün de izleyici de görsün, emin olsun. Dolmanın altında dolma var. Üstünde olanı alıyorum. Şunun da altında dolma var. Bak hiç yere değmedi. Direkt dolmayı alıyorum. Şu da bak altında tekrar diyorum dolma var. Yere değmemiş, dolmanın üstüne düşmüş. Onu alıyorum. Bir de şu var, altında gene dolma var. Onu alıyorum. Yani biberle alttakilerin hiçbiri alınamaz. Ancak bunlar alınabilir. Şuradan da iki tanesini aldım. Ancak o şekilde kurtarabiliriz. Gene şükret ki hepsi yapare olmamış. Bunlar üstüne gel. Nasıl becerdin kız sen bunu? Ah Ayşe Hanım, ah. Nazara geldi. Gerçekten şaka gibi yani. Neyse, Allah'tan bunları kurtardık. Tamam. Şükür. Ama işte tam kendinden emin oldum derken ters gidebiliyor işler. Hani böyle düğünde tam gelinin pastasını götürürken deviren garsonlar var ya, onlara döndün şu anda. Dolmaların düştüğünü söyleyecek misiniz? Söylemeyelim diyor. Bence söylemeyelim. Şimdi söylersek zaten bahane arıyorlar. Onlar anlamazlar üstünden bence aldığımızı. Yere düştü deriz, yanlış anlarlar. Bence de söyleyelim. Yani o bizim aramızda. İzleyici görür zaten, saklamıyoruz. Yere değmeyenleri aldık. Bu da bir yarışma yani, yazık. Peki yarışmacılar bu bölümü izleyince Kadir Bey bize yere düşmüş dolmaları yedirdiniz. Sizin adaletiniz bu mu demesinler. Vallahi sizde de olsa aynısını yapardım. Siz de emin olun ki söylemeyi derdiniz. Şimdi yalandan kırmayın. Ayrıyeten biz de az çok kural biliyoruz. Yere düşeni vermiyoruz. Kadir Bey kıllı şeyi de yedik yani. Eğer derlerse açıklamam da bu. Ya devamı yok. Peki ama ya onlar yerden sekip diğerlerinin üstüne geldiyse? He, basket topu zaten. Bu da şey, sen bunları al ya da sen alma bunları. Ben bunları bir temiz tabağa koyayım, sen bizim başımızda niye iş açacaksın. Niye böyle bir şey oldu ya? Nazara geldi, ne olur öyle. Hadi tamam, ortalığı germeyin. Kalk, son dakika iyi dedik, hoş dedik. Çala gittik, alıyor gel. Hadi tut bakalım, tut. Dikkat et de dökme. Seni tatlı kız. Yeni gelin, daha olur böyle şeyler, al mısın? Yeni gelin. Alışır, yavaş. Yerdekiler ne olacak? Bunları ben ekmek arası yaparım kendim, ben yoruldum zaten.
Peki daha fazla yere düşürmeden hele siz gelin biz buna tabağı alalım. Hadi bay bay. Peçete verin de ben de şunları toplayayım. Sonra seyirci diyecek ki kamera kaydını kesti de onları yerden topladılar. Anam der bu millet her şeyi der. Bakın gözünüzün önünde aldım çöpe atıyorum. Nimet'e de yazık oldu güne o kadar emek, o kadar doldurduk. Çöpe atma hayvanlara veririz. Tamam aşağıda kedilere veririz geç. Ene Barat benim de haftanın dördüncü gününde aşağının misafirlerini tam 7 çeşitten oluşan bir menüyle ağırlayacak. Geniş bacımız ekmek salatası, renkli patates topları, ekşili karışık kuru dolma, peynirli pamuk poğaça, mahlepli tuzlu kurabiye, Hindistan cevizli pasta ve cevizli ayfare tatlısıyla rakiplerine zengin bir menü sunacak. Bakalım Ayşe Hanım finalde kaç puan alacak? Mutfaktaki dolaplarda gerçekten yağ lekesi bayağı vardı. Ben kabul etmiyorum bunu. Ben de etmiyorum. Kusura bakmayın. Tabii ki hayır. Senin şartının şurtunun olmadığını düşünmüş. Katılmıyorum. Ters yön istikamet. Ya yani? Yeter artık. Benim yarın günümde kim ne derse benim umurumda değil. Sen oğlun var mı? Gelinin var mı? Var. Ne yapıyorlar? Beni sen ona hizmet ediyorsundur. Olması evet. Gerekeni olmamış maalesef. Peki. Maalesef ben de beğenemedim. Kuru dolmayla bir sarmayı bir tutamaz. Ya onu da kendi naçizane küçük aklımda öyle düşündüm. Bence başarısız. Baştan yoğurur. Başarısız mı? Başarısız. Keşke kendi gününde başarılı evet. Olarak bunu yapsaydın. Ben beğenemedim. Elinize sağlık. Bu bir yarışmaya katılacak bir tatlı değil. O kadar geniş bir Türk mutfağı, bütün dünya hayran. Çok açıkçası hoşuma gitmedi yani. Evet, Kadir Ezil değil, Ene Marat benim de haftanın dördüncü gününde Ayşe Hanım'ın sofrasındayız. Ayşe Hanım'ın eline koluna sağlık. Mutfakta elinden geleni yaptı. Biraz stres yaşasa da, tedirgin olsa da ona rağmen her şey gayet güzel bir şekilde ilerledi. Eline koluna sağlık tekrardan. Şimdi hazırsan öncelikle temizlik konusuna yorumlar alacağız. Tabii. Bakalım arkadaşların evin detaylarını beğenmişler mi? Birkaç yorum var. Mesela önce Betül'den başlayalım. Senin şartının şurtunun olmadığını düşünmüş. Ve Betül bu zamana kadar kendi evinden daha temiz bir banyo tuvalet görmemiş bugüne kadar. Evet Betül bu yorumlar için ne diyorsun? Neden bu yorumları sen yaptın. Ben her gün banyomu temizlerim. Her gün lavabomu, klozetimi temizlerim. Genelde... Çok pardon. Sen ne kadar sıkıntı? Haftada bir mi temizliyorsun tuvalet banyoyu? Tabii ki de ben de her gün temizliyorum. Tuvalet banyo zaten her gün yıkanmalı Betül Hanım. Ben her gün temizliyorum yani her gün baştan aşağıya. Tamam bu size özel bir şey evet. Onu sormak bunu her gün yapıyorum. Evet. Ben de yapıyorum zaten. Deterjanla. Merak etme. Bütün banyolarda hep herkesin banyosu genel olarak bakıldığında dışarıdan temizdi. Ama ayrıntılarda mesela? Benimki kadar temiz değildi. Mesela bir şey söyleyeceğim. Sizinki kadar temiz değildi. Çamaşır makinesinin içindeki leke mi diyorsunuz? Çamaşır makinesinin içindeki leke mı? Bizi hasta etmez. Ne hasta eder? Neresi kirli? Yani merak bu banyoda Ayşe'yi hasta edecek ne vardı onu merak evet, ediyor Ayşe. Evet onu merak ediyorum. O beni hasta etmez ama onların da banyosu bizi hasta eder seviyede kötü demedim. Bir şey söyleyeceğim. O çamaşır makinesinin içindeki yıkanan çamaşırlar çocukları bizleri hasta edebilir ama sizinki o kadar kötüydü. O sürekli temizleniyor. Ayrıca biz onu deterjanla yıkadığımızda onlar çıktı çünkü oturmuş kirler değildi. Tamam işte, bir kere döktüğümüzde bile ama, çıktı onlar. Onlar bende de oluşuyor ama benimkine bugün gördünüz baktınız ne kadar temiz ve ne kadar hayır, şu banyoya oldu. Gelelim. Bu banyoda ya, ne gördün gördüm. Sen? Banyolarda su yani bir su lekesinin kalması için orasının her gün silinemiyor olması gerekiyor. Yani her gün silinen bir yerde su lekesi kalmaz. Su lekesinin olması için olmaması için her gün silinmesi lazım. Nerede bir su lekesi? Ona dikkat ediyorum ben. Banyolarda su lekeleri vardı hep. Yani bütün banyolarda vardı aslında. Sizinkinde de gidenizde vardı. Hepsinden duvarken kanı buydu. Sizinkinde de gidenizde vardı. Bütün banyolarda derken ben kabul etmiyorum bunu. Ben de etmiyorum. Kusura bakmayın. Benazir Hanım, Betül Hanım'ın banyosunda sizin banyonuzdan temiz olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii ki hayır.
Yani elinizi vicdanınıza koyun temizdi. Gerçekten. Hayır, herkesin banyosunda toz vardı. Hayır. Ben temizlemeye ben... çok güveniyorum. Hiçbir şekilde bir ürünü herkesin ama ben daha çok güveniyordum. Yok, siz bana gördüm. Daha farklı şeyler söylemiştiniz. Peki Betül Hanım, neden şartının şurtunun olmadığını düşünüyorsunuz? Çünkü eğer alkolle temizleniyorsa orada dediğim gibi su lekesi kalmaz. Toz kalmaz. Burada herkes de toz vardı. Belki şimdi dedim bende de vardı. Şart şurt demek hani bu bez mesela bir toz bezi yere sürülmez ya evet. Da cama sürülmez ya da sürülmez. Ne bileyim mutfak elbisesi gelip de başka bir yere sürülmez tarzında biz bunlara şart şurt evet, diyoruz. Ama, onu ama ben siz bilemem alkolle ki. Dezenfektana değiniyorsunuz. O da var ama ben onu görmediğim için onun üzerine yorum yapamam. Peki sizin kastettiğiniz şart şurt ne? Dediğim gibi mikropların kırılması. Dezenfektleri bir temizlik yaptığını düşünmüyorsunuz yani. Mikropları öyle olduğunu zannediyorum. Yani neden olduğunu da söyledim. O su lekeleri alkol bazlı bir deterjanla sildiğimizde olmuyor. Peki, Benazir Hanım'a geçelim. Benazir Hanım bu arada Betül Hanım'a katılmıyorsunuz. Haftanın en temiz banyosu benim banyom. Tabii ki ama siz kesinlikle katılmıyorum dediniz. Asla. Herkes kendine elbet en temiz olduğunu düşünecek ama. Bunda ama sadece bu yani bence bu benim fikrim değil. Bütün arkadaşlar da bana katılıyor diye düşünüyorum. Hem su lekesi diyorsunuz. Bir kere duşakabinde ne aynada hiçbir yerde su lekesi yoktu. Armatürler dahil. Yani ben buna katılmıyorum. Toz tabii ki olabilir. Ama ben o yüzden tozdan bahsetmiyorum. Fark ettim. Değilseniz tamam anladım ama Benazir Hanım diyor ki benim banyomda su lekesi de yoktu diyor. Su lekesi dahi yoktu yani detaylarda hiçbir şey yoktu. Peki. Ama benim banyomla aynı diyorsunuz. Bu evin temizliğini nasıl buldunuz Benazir Hanım? Evin temizliği genel olarak iyiydi ama detaylar tabii ki vardı hepimizde olduğu gibi. Yani çok kötüydü diyemem ama detaylar vardı yani ben gördüm. Peki ne gibi detaylar ya da kendi evinizle kıyasladığınızda temizlik düzeyini aynı buluyor musunuz? Yok hayır. Sizin eviniz daha mı temiz? Evet. Ya işte herkes aynı şeyi söylüyor. Ama şöyle bir şey hani ben gerçekten görmediğim bir şeyi söyleyip de hani şey yapmak istemiyorum. Sonuçta tabii ki herkes kendini hani över kimse benim yoğurdum ekşi demez zaten. Ama temizlik konusunda gerçekten hani yani benimle aynı seviyedeydi diyemem bugün de. Ne gördünüz? Nerede, mesela ne ben çamaşır makinesinin gene lastik kısmında hani hafif de olsa Betül Hanım'ki kadar olmasa da vardı. O vardı. Benim tırnaklarım vardı. İçi doldu için temizlerken çok vardı. Hayır hiçbir şekilde katılmıyorum ona. Ben çamaşır makinesinin lastiklerini çok çok iyi temizledim yani. Ona hiçbir hiç yoktu mu diyorsun Ayşe? Hayır bakın Betül Hanım'kini gördük. Yok onunki kadar değildi benim diyorum onlar zaten. Çıkmayan lekeler. Çıkmıyor. Tamam çıkmamasını aldık, bilemem. Çıktı. Hani sadece o tortu izi vardı geldi. Yani. Onunki kadar olmasa da biraz vardı. Ya hani şimdi Betül Hanım'kiyle benimkini kıyaslamayın. Ben onu temizledim. Tabii ki kıyaslamıyorum. Hani diyorum ki onunki kadar değildi zaten. Ama vardı biraz. Ama kıyaslamış oluyorsun. Onunki kadar değildi. Yani genel biraz olarak sadece çamaşır makinesinin lastiğinden mi ilerliyoruz temizlik konusunda? Tabii ki hayır. Camı, tülü, perdesi, koltuk arası, buzdolabı lastiği, ocağı, aspiratörü onlara tamam. Baktığında da mutfaktan devam edeyim o zaman edelim. Sonra salona geçeyim. Mutfaktaki dolaplarda gerçekten yağ lekesi bayağı vardı. Hangi dolaplarda yağ lekesi yoktu? Hangi ben dolap? Baktım. Vardı. Hayır. Sadece aspiratöründe çok az yağ vardı ve de şeyin ben gördüklerimi ocağın söyledim, gösterdim. Yapacağım. Şimdi bir Ayşe'ye de açıklama getirsin. Ayşe hangi? Bu arada bak senin mutfak dolapların için konuşuluyor bir şu dakika. Anda. Hangi dolapta vardı? Çok merak ediyorum şu an. Ocağın tarafındaki en üst çekmeceydi yanlış değilsem. Onu açtığımda hani çekmecenin en üst tarafı var. Benim çekmecelerim biraz hasar görmüş şekilde. Biraz sıntıları kalkmış. Ama şöyle bir şey hani yağ böyle yapış yapış olur ya sarımsı olur. Yani öyle lekeler vardı. Böyle elini attığında hayır yapışıyor ya. Muydu yani? Hayır ya da hayır o şekilde hayır, değil. Şekilde. Şöyle ufak yani noktalar şeklinde yağlar vardı. Yağ kabul etmiyorum. Dolapların üstünde yani ben hayır. Onun dolaplarını böyle elimi sürdüm elim kayıyordu. Sadece ocağın hayır, bir köşesine elim yapıştı. Zaten yapıştı ocağın küçük ocağımın ama bir şey söyleyeceğim. Senin çekmecelerin içine böyle elimi gezdirdiğimde seninkilerde toz vardı. Ben onları söylememiştim. Tozu söylemiyorum ama bakın toz başka bir şey. Yani yoğun başka toz bir vardı şey. Böyle ufak toz peki, değil. Peki Benazir salon için ne diyorsun? Salon genelde temizdi. Hani koltuklar temizlenmişti belli. Koltukların pırıl pırıldı. Araları evet, araları ıslaktı. Temizdi. Yemeşim yıkadı ben sağ sadece olsun. Yani yıkamamaktansa o tozları almaktansa İki gün önce de yıkamak bence en mantıklısı. İki gün yani. Önce mi yıkandı? Hayır, sabah mesela diyorum yani sizde hiç ellenmemişti orası. En azından benimkiler temiz. İşte ben eşimin mesleğini çok beğeniyorum. Eşim meslek olmasa da ben ya ben bir yarışmaya katılıyorsam o koltuk aralarına mutlaka bakarım Betül Hanım lütfen. Yani o, şimdi yani eşim koltuk aralarına bakmışsın ama mesela mutfaktaki hiçbir şekilde bir şey televizyonun arkasını silmeyi tamam, unutmuşsun orayı galiba. Kadir Bey de gördü. Orayı söyledi. Orayı unutmuş olabilirim. Orayı kabul ediyorum ama salonda. Aa, ama unutulabiliyormuş. Tamam unutulabiliyor ama siz koltuk aralarından bahsediyorsunuz. Unuttuğunuzu söylüyorsunuz.
Sizin bildiğiniz toz kalıntısı çıktı. Evet. Yani birkaç günlük değil. Evet. Ben orayı unutmuş olabilirim. Benimki çok küçük ayrıntı ama koltuktan, evet, koltukla televizyon arkası nasıl bir tutuyorsun? Tamam, bu ölümcül bir hata değil ama. Ha, değil işte, ben de onu söylüyorum hani. Öyle bir söylüyorsunuz ki onu kabul ediyorum. Onu Kadir Bey de gördü çünkü. Unuttum. Gerçekten yani unuttum. Betül Hanım'ın koltuklarını unutması daha büyük bir hata mı televizyon arkasına bence size evet göre? Hata. Evet bence hata yani. Neden? Daha büyük hata. Neden? Sonuçta diyorsunuz ya televizyon arkası çekiyorum. Her gün toz alırken elimizi sokup aldığımız her, ben bir ben her yer gün toz alamıyorum. Çocuğum küçük olduğu için her gün toz alamıyorum. Toz aldığımda da onu unutmuş olabilirim. Biz de ondan bahsediyoruz. Ama siz de diyorsunuz ki günde 5 kez süpürge açıyorum. Her süpürge açtığımda ben mutlaka koltuklarımı da çekerim. Ama siz çekmiyorsunuz. Koltuk yani ben ince ucu takıp çekerim. Haftada bir süpürürüm. Yani onları da artık o kadar ayrıntıya kadar inememişim. Ama şimdi 5 kez süpürüyorsunuz, birinde illa süpürmeniz gerekiyordu bence, bana göre ama tabii olabilir. Evet Gülistan yani. Hanım, siz nasıl buldunuz evin temizliğini? Mutfakta da ben kavanozlar işte mesela bir reçel kavanozu koyarız bir yere. O kendi kendine nemlenir ya da işte sararır falan. Ben onu silerken onu da bir güzel bir nemli silicilerimizle temizler, beyaz görmek isterim. Ben de onu silerken kavanozlarını da siliyorum zaten. Kavanozların altındaki dolapların içindeki yuvarlaklardan bahsettim. Sarı sarı duruyorlar. O deterjandan olmuş galiba. Ben de kavanozların altı akmış galiba. Hani bir şeyi döküp geri koyduğunda altını silmemiz. Sadece silmeniz değil. Yani ben olsam diyorum. Ben sildikten sonra bir de onları aynı beyaz rengine aldım. Peki Gülistan Hanım, temizlik haricinde Ayşe Hanım'ın hayatına hareket katmasını istemişsiniz. Ne gibi bir hareket katacak? Ne yapacağım? Benim çocuğum var zaten, küçük çocuk. Hareketlenince hareketlidir bence. Yani hareketli daha genç, cıvıl cıvıl, dolu dolu olabilir. Çok mu böyle sakin? Ben onun yaşındayken çok cıvıl cıvıldım. Ama bu siz hala cıvıl cıvılsınız canım, ona ne şüphe. Peki Mukaddes Hanım, siz nasıl buldunuz evin temizliğini? Ayşe Hanım'ın yaşına göre güzel bir temizlik olmuş mu? Evin hakkından gelebiliyor mu? Evet, çocuğu var çünkü evin elinden geldiği kadar hakkını vermiş benim için. Doğrusunu söyleyeyim. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Bir saniye. Yarım kaldı, az yorum başladı. Bizim o vakitlerde hem çocuğumuz vardı, hem kayınvalidelerimiz, hem görümcelerimiz, kayınlarımız, onlara yemek çıkarıyoruz. Eşimin işlerine yemek çıkarıyoruz. Şimdi bir çocuğu bahane ediyorsunuz. Şu an kızlar var ya. Bir çocuğu bahane ediyor. Sen oğlun var mı? Gelinin var mı? Var. Ne yapıyorlar? Beni ona hizmet ediyorsundur. Benim devrimden bahsettim ben. Senin devrine devam et. Tamam, o zaman gelininden bahset o zaman. Sen buna ne takılıyorsun? Ben devam ediyorum. Hayır, şimdi hanımefendinin bir çocuğunu bahane ediyorsun. Tamam, ama eskiye dönüp kendinize kıyaslıyorsunuz şu an. Ama şimdi o da diyor ki eskide vardı onlardan diyor. Artık yani, şimdiki kızlar. Ben de diyorum ki bana sökmez, bir çocuğu bahane etmeyin. Ben her şeyi biliyorum diyor. Bak şu an konuşuyorum, yarın günün diye düşünme, tamam mı? Ha, hayır, benim yarın günümde kim ne derse benim umurumda değil. Çünkü kendi puanla, kendi günde benim oynamak için değil, herkes zaten her şey ben artık sondan ama birinciyim. Ama gerçekleri söylemen tamam, gerekiyor. Tamam, rahat takınayım ya, yeter artık. Yarın tartışma duydunuz mu beni? Istemiyorum. Ben sondan birinciyim, hiç kimseden korkmuyorum artık. Tamam, sen Allah'tan sonunda kork, bir yeter olsun. Allah'tan ya korkuyorum, Leyla illallah. Peki, bir şey diyeceğim, sizin tatlı tatlı tartışmanız bittiyse eve geçelim mi artık? Evet. Evet, Mukaddes Hanımcığım. Müsaade ederse eğer. Yok yok, buyurun. Ben hep müsaade ediyorum. Mukaddes Hanımcığım, buyurun. Nasıl buldunuz? Maydanoz gibi olmasın inşallah. Ya diyeceğim artık, ben de maydanozsuz olmalıyım. Türkiye düşünemiyorum. Neyse, şeye geleyim. Evet, çocuğundan dolayı dedim. Ama yalnız ben de makinenin içini gördüm. Bulaşık değil, pardon. Çamaşır makinenin içinde. İyi ki ben belledim yani, lastiği. Her gün bakıyorsunuz lastiğe. Elimden bir şey fırlayacak bilmediğim var. Yok, sakin yok, ol. Yok, sakin yok, yani. Ya, estağfurullah. Evet, şakası bir tarafta. Bir bitirsin, siz yine tabii ki fikrinizi söyleyin ama bir bitirsin. Ben size konuştum mu ya? Unutuyor çünkü hanımefendi, o yüzden. Vereyim iki yaprak. Sağ ol. Aklımız, beynimiz şu an çalışıyor. Peki, buyurun Mukaddes Hanım. Evet. Yine diyorsun, İzin yine başlıyor. Dinlemek istiyorum gerçekten. Evet. Tabii ki Ayşe Hanım, bugün sizi mutlu evet etmek amacımız. Bugün benim, benim. Ay benim canım, konuşalım. Yarın benim ya. O yüzden biraz bir öveyim de yarın beni övsünler. Ah. Siz buyurun Mukaddes Hanım, devam evet edelim. Evet, başlıyorum. Yaramaç yokudun ya. Mutfaktaki yani bulaşık makinesi değil, çamaşır makinesini gerçekten kızlar dediği gibi lastiği değil, arka lastiğini kaldırıyorsa ya, metale değen o tarafı evet. Yok yok, vardı gerçekten, orası vardı. Kısaca söylüyorum, ben Hazire Hanım'la göre eğer Ayşe Hanım'la dersem ben Hazire Hanım'ınki temiz. Ben bu kadar söylüyorum. Ben Hazire Hanım'ı daha temiz buldunuz. Evet. Peki, bana gelince. Herkes temizlik hakkında yorumlarını yaptı. Eline koluna sağlık. Şimdi yemeklerin tadına bakalım hazırsan. Tamam. Önce çaylarımızı alalım. Peşini ikramlıklarımızı alalım. Tamam. Bakalım nasıl olmuş? Menü hakkında kimler nereye yorumlar yapmış?
Hepsi şu anda merakla bekliyor lezzetlerini. Mukaddes Hanım, bakıyorum da gününüz yaklaştıkça adalet konuşmaları sizde de çoğalıyor. Evet, menüye baktığınızda bu Ayşe Hanım'ı zorlamıştır ya da ben bunu yapamazdı diye düşündüğünüz bir şey var mıydı Benazir Hanım? Benim yoktu açıkçası. Yani hepsi böyle zaten hani basitlerden seçilmiş. Yani basitlerden seçilmiş. Evet, o yüzden yapamaz diye düşünmedim yani. Mukaddes Hanım çok ümitli değilmiş menü hakkında, yetiştiremez diye düşünmüş ama şu anda menü tam tamamlayıp önünüzde. Evet. Niye yetiştiremez diye düşündünüz Mukaddes Hanım? Yani çocuğundan dolayı şey yapardı yani, mesela kendini. Kız ama, çocuk ayağımızın tamam, altında. Tamam, çocuk ayakta değil de yani hani öyle düşündüm gerçekten yani hani çocuğu var. Değil mi Kadir Bey? Tabii, çocuksuz şey yapabilmiş mi kendini, böyle denemiş mi diye, ne bileyim biraz. Aklı onda kalır da panik yapar. Ben de susarak ağır şeyle olduğu için böyle çabuk çabuk yapamaz diye anladım, düşündüm. Anladım, anladım. Siz biraz ağır kanlılığından, sakinliğinden dolayı herhalde öyle düşündünüz. Aslında sakin olduğu olan daha çabuk yapar gibi geldi bana. Çünkü çok konuşan konuşmaya dalıp atlayabiliyor. Benazir Hanım, topları rica edelim. Buna başa getirebilir miyim? Başa tabii tabii, onu bekliyoruz. Masanın şıklığı hakkında ne düşünüyorsunuz bu arada? Ben çok beğendim. Beğendiniz mi? Yine servisleri yanlış evet, karıştırmış. Yanlış. Bir şey evet. söyleyeyim mi? Ben de çok dikkat ediyordum. Özellikle bu tarafta, bu tarafta olacak diye. Ben dün heyecandan zaten ikisini yan yana koyup heyecandan, koyup gitmişim. Heyecandan evet oluyormuş. Şöyle koyup evet, koyup gitmişim canım, yani. O kadar önemli değil. Ya pardon, biber dolması belki da vardı herhalde değil mi? Nasıl anlamadım? Biber dolması da. Kuru patlıcandan biber karışık, dolması. Karışık dolmaydı ya, biber de vardı, patlıcan hani da vardı. Hani ikisinin de tadına bakardık en azından. Çünkü ben karışık ya adı. Birimiz birine, birimiz birine bakarsak nasıl anlayacağız? O yüzden böyle yemeklere bakıyorduk da menüyü sayınca ben özellikle o menülara takılıyorum ya. Ben en çok çalışırken elime küçük bir kaza geçirmeyeyim diye uğraştım. Onu sen yaşamıştın. Bu biberlere geçmiş oldu. Yani istiyoruz da ne olursa olsun yani açıklamak. Peki bir tane Benazir Hanım'a gitmiş biber dolması. Devamını da soracak. Patlıcanı da merak ediyorum açıkçası. Niye yalan söyleyeyim? Peki Ayşe Hanım açıklamasını yapacağım dedi. Evet, bakalım yapacağım. Nasıl bir açıklama yapacak. Ben de merak ediyorum. Yalnız bu hafta herkes birbirine o kadar ince laflar soktu ki, birbiriyle o kadar düzeyli kavga etti ki çok seviyeli bir hafta İnceden oldu. İnceden inceye. İnceden inceye. Resmen şey Aşk Oyunu'nun akşam yemekleri gibi oldu. Sahte gülüşmeler, birbirine alttan laf sokmalar. İki lokma yedik, onu da burnumuzdan getirdiler. Size zahmet. Normalde diğer haftalarda bayağı açık seçik kavga oluyor. Çok müdahale etmek zorunda kalıyorum. Bu hafta herkes tarzında birbirine iyi laf soktu. Çok tatlısın, çok beğendim. Bir. Ben şahsen onu yapmadım. Yaptın mı? Yok, yapmadınız evet. Ben Ayşe, de yaptım. Dolmayı Mukaddes Hanım bekliyor da. Evet, dolmayla bir talihsizlik yaşadım. Aa, geçmiş olsun. Ne oldu? Hastalandı biber dolması. Hastane korunmadır demek. Aynen öyle, kurtlu çıktı o zaman, haklı. Söyle, oldu gibi söyle. Yani yalan söylemeye gerek yok. Ben tabii ki adalet olmayı düşünüyorum. Bir talihsizlik oldu. Talihsizlik oldu, elimden biraz yanlış bir yere koymuşum, düştü. Bunlar kalanlar, yani yaptıklarımın arasında kalanlar. İnşallah bunları yerden alıp koymadık. Hayır, yalanlar. Yani şeyimde vardı. Ona izin vermez Kadir Bey. Bizi yönetiyor, yönetmiştir. Yani mutfağı görmedik, bize cam yedirmez. Dolmaları tabağa doldurdu. Tam her şeyin devamını doldururken o taraftan biraz kayanlar büyük oldu. Büyük talihsizlik olmuş. Yani geçmiş olsun. Olabilir, insan oldu yani. Yani ben de istemiyordum. Ama içiniz rahat olsun.
Yani dolmalar asla yere ya değen dolmalar değil. En azından siz gördüğünüz gibi yetiştirmiş, pişirmiş ama talihsizlik yani olmuş. Ben izleyenlere de tek tek gösterdik. Oluyor. Çünkü ben de şimdi yiyeceğim zaten. Yani eğer yere düşse ben de oturup burada kendi kendime yiyemem herhalde onu. Peki tadına bakalım mı? Evet buyurun. Kuru dolmadan başlayalım buyurun. Evet, kuru dolmanın tadına baktık. Benazir Hanım nasıl olmuş? İlk başta dediğim gibi Kadir Bey, aslında bir tane de patlıcanın tadına bakmak isterdim. Çünkü ikisi farklı sebzeler ya, bir de karışık dolma olduğu için ikisine de bakmak isterdim açıkçası. Keşke baştan söyleseydiniz de yarım ondan yarım ondan alsaydık, benim aklım hala biberde. Aynen, öyle bir şey yapabilirdik. Keşke baştan söyleseydin Ayşe Hanım. Tadı genel anlamda iyi ama ben ekşisini çok az buldum. Yani şu an biber bana tatlı geliyor. Acısı güzel, içinin acısı. Ama biber tatlı kalmış, yani ekşisi az. Ekşili dolmanın ekşisi az olmuş. Evet, adı üstünde ekşili dolma ama ekşisi çok az. Ama pişme oranı falan güzel yani, yetiştirmiş güzel. Peki baharatı, yağı lezzeti nasıl? Baharatı, yağını, salçasını, şeyini, acısını falan beğendim ama ekşisi çok az. Peki, ekşisi az geldi. Evet, çok afiyet az. Olsun. Teşekkür ederim. Gülistan Hanımcığım, siz nasıl buldunuz? Ben baharatları fazla koyduğunu düşünüyorum. Bir de harcını biraz daha koyabilirdi. Pişme kıvamı iyi. Şimdi bu kuru dolma olduğu için dolma çeşitleri baharatı kaldırıyor zaten. Ne kadar bol, bence daha özellikle kuru dolma yani. Evet, baharatı yani çok sever. Bence baharatlarına katılmıyorum. İçi de gayet iyi bence. Yani fazla doldurmamış derken az mı kalmış? Hı hı. Bence yani yanlış düşünüyorsunuz. Peki Betül Hanım, siz nasıl buldunuz? Şimdiye kadar ki yediğimiz sarmaların içi de dahil olarak, yani bu dolmayı da onlara dahil ediyorum, İçi lezzeti olarak en güzel. Harç seninkiydi. Tebrik ediyorum. İçi çok güzel olmuş. Şu zamana kadar kuru dolma yapan kuru dolma yemedik. Sarmalar yani yedik ki onların iç harçlarında. Ama işleri sizce hep aynı mı oluyor kuru dolmayla? İç harç lezzetleri olarak dedim. Bir şey de söyle yani artık. İç harç lezzetleri yani olarak en güzeli bu. Ama bir tık daha acı olması lazım, ekşi olması lazım. Kuru dolma bu sonuçta. Lezzet ama. Yağlı olması öbürleri lazım. Öbürleri de sarmaydı ve içlerinde bir harç vardı. Ben lezzetinden şüphem yok, sadece pişme sorunu vardı benimkinin. Çünkü bununla onu kıyaslamayın. Hani iki sarma arasında belki ama kuru dolmayla bir sarmayı bir tutamazsınız. Ya onun da içinde böyle pirinçli harç var. Ben öyle düşündüm. Kendi naçizane küçük aklımla öyle düşündüm. Estağfurullah. Öyle demek istemedim. Şey sadece hani çünkü bu kuru kendi dolma yorumumu ya. Yapıyorum ya. Hani çok da bölününce bu sefer dediğimi unutacağım. Gülistan Hanım gibi not mu tutayım, iki yaprak mı isteyeyim? Yok, sadece şunu demek istedim. Hani sizce yeter. Kuru dolmayla sarmanın bir de içi aynı mı olmalı? Ben sadece onu sormak o da geçti. İstedim. Yoksa başka bir şey istemedim. Yani beğendiğimi söylemeyeceğim herhalde. Söylemeyeyim mi? Yok, estağfurullah, söyleyin. Beğendim. Rahatlıkla bekliyoruz. Sadece şekillerinde çok az bozukluk vardı. Çünkü ama ben bunu yaşadığın talihsizliği bütün tencerede yaptıkların buraya gelmiş gibi düşünüyorum. Çünkü o bir talihsizlik. Senin evet. Elinde olmayan bir şey. Evet. Ve parmağını da kesmişsin. Ben onu gördüğümde ve bunu koyarken ellerin titredi, elinle de dokundun. O zaman anladım. Evet. Orada biraz şey düşündüm. Anladım. Sana sordum elini. Peki bir şey soracağım. Diye. Sence hamarat biri böyle bir dolma tabağını yere düşürür mü? Heyecan. Heyecandan. Heyecan diyorsunuz. Heyecandan. Ve tezgahı da azdı. Ona kesinlikle beceriksiz diyemeyiz. Evet. Peki. Heyecandan. Bak, rakip olmalarına rağmen gayet iyi yorumlar yaptı. İnsanız sonuçta hepimiz, yani her şey olabilir. Patlıcanda içine doldurulur, üstü doldurulmaz. Kuru patlıcanda kapatılır, yapıştırılır, öyle pişirilir. O yüzden oralarını dolduramazsın zaten. Yani Gülistan Hanım'ın az dediği kısım orası evet, mı? Evet, orası. Oralar doldurulmaz zaten. O kısımlarda şekillerde ufak bozukluklarım vardı. Katılmıyorum. Ters yön istikamet. Peki. Beğendiniz. Beğendim. Afiyet olsun. Beğendim. Mukatya sana. Ya ben patlıcanını sevmediğim için yani pek beğenemedim doğrusu. Şimdi siz patlıcanı sevmiyorsunuz. Orasına okeyiz. Evet, tadına ama da vurdu. Ama pişme oranı, gerçekten. Lezzeti nasıl yani, olmuş? Yani şöyle söyleyeyim. Evet, pişmiş. Ağzımda güzel bir eridi ama yani tadına pek şey veremiyorum, cevap veremiyorum çünkü ama, sevmediğim için. Ama neden? Ama keşke biber verseydin, şimdi kızın talihsizliği oldu. Eyvah, puan alamadım. Bilmiyordum ben patlıcanı sevmediğimi. Niye puan alakalı ya kız? Ama beğenmedim. Ben sevmediğimle yani beğenmediğimle. Sen neler yaptın mesela dün? Biz ama sana bir şey dedik evet, mi? Evet, onda da beğenmedim dediniz. Ne? Beğenmedim. Ben damak tadıma uygun değil. Beğenmedim. Ama kız Hanım, yapmış. Şurada şöyle bir problemimiz var. Şimdi yemeğin oluru bu.
Evet. Ha, siz bunu sevmiyorsunuzdur kendiniz, ona biz karışamayız ama patlıcan kuru dolmasının olması gerektiği bu, hani arkadaşların da dediği kısım. Yok, pişmiş ama tadı bana göre olmadı. Siz patlıcan sevmediğiniz için. Aynen, aynen. Patlıcan kokusu geldiğinde midesi bulanıyormuş, aynen. O yüzden. Aynen. Ama içinin harcı pişmiş mi? Evet, harcı pişmiş ha, diyorum. Siz ona zaten göre değerlendirin ha, o zaman. Aynen, aynen, ona göre. Peki, afiyet olsun, afiyet size olsun de. Hazırsanız peynirli pupuğa çaydı değil mi? Evet. Bakalım nasıl olmuş, buyurun. Evet Gülistan Hanım, nasıl olmuş puh poğaça? Ya bu adam da mukaddes hanım beni karıştırdı. Pardon, mukaddes diyecektim Gülistan dedim, o da oradan diyor ki bu adam da. Hafta bir Gülistan deyince ben de ağzım attım. Evet buyurun mukaddes hanım. Güzel. Beğendiniz mi? Evet beğendim. Peki afiyet olsun. Ben Nazir Hanım. Ben de beğendim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Gülistan Hanım. Gerektiği gibi olun. Yani beş çayına bir de yani böyle bir poğaça yapıyorsak daha minik puf olabilir, yumuşacık olabilir. Poğaça yani bir özelliği olabilir. Mesela iki çeşit eksik yapardım. Poğaçayı bir özenle değişik bir göze gelecek şekilde yapardım. Nasıl? Yumuşak ben olur dediniz, bir de kabarır dediniz. Zaten yani kabarır. Daha fazla bu kabaracak puf, ki. Bu şeyini çok güzel yapan bir... Bir bakar mısınız? Bir saniye yorumu dinleyin, sonra siz cevap vereceksiniz. Tamam. Canım bekliyorum, kurban olayım. Bugünün heyecanı herhalde. Bekliyorum. Şimdi bu poğaçayı herkes yapar. Ama bunu öyle bir el vardır ki bir özen katar. Bu poğaça var ya çok basit gözükür ama damakta iz bırakır. Ben iyi biliyorum. Bunu komşularım çok yapıyorlar. Ya bunlar gerçekten çok özendirecek bir şey. Siz yapıyor musunuz? Ben bundan yapıyorum ama çok sık yapmıyorum. Özenle kabartıyorum böyle, güzel kabarmasını bekliyorum falan filan her neyse. İki çeşit eksik yapardım. Buna baştan yoğurur, hemen kalıplarıma koyardım. Kabarmasını beklerdim, fırını çalıştırırdım. Belki baştan yoğurmuştur. Nereden bence bilmiyorum. Bu tamamen. Bence başarısız. Baştan yoğur. Başarısız mı? Başarısız. Keşke kendi gününde başarılı olarak bunu yapsaydın. Şimdi dediniz ya herkes yapar. Evet, herkes yapar ama herkes bu kadar kabartamaz. Ya da herkes bu kadar... Şu ağız kısmını ya da herkes bu kadar... Birisi büyük, birisi küçük. Ama bakın ben hepsini zaten aynı oranda kapattım ama o kabardığı için, içindeki peynir de eridiği için... Gülistan Hanım, bu poğaçanın neresi kabarmamış? Kabarmamış demiyorum. Türk geleneklerimize göre poğaça bizim beş çaylarımızın vazgeçilmezidir. Tamam ama dediniz ama ki bu poğaça... Ama çok güzel bir özelliği olur. Yani bir kabarır dediniz. Değişik kaplara koyarız, çok güzel bir kabarır, bir görüntü verir. Sen şu an kabarmamış yani, mı poğaça? Şekil olarak dedim yani. Bir güzel şey bir bu çay saatimize ekranlarda daha lüks olabilir. Ama olmamış dediniz. Hatta Mukaddes Hanım da dedi ki nasıl olmamış? Bu nasıl olmamış? Başarısız oluyor ya? Ben başarısız. Bunu kabul etmiyorum. Tam nasıl başarısız olabiliyor? O Mukaddes Hanım'ın fikri. Siz daha acaba mı güzelini yapıyorsunuz? Hayır, neye başarısız? Yani daha ne şekilde yani kabarır şey, dediniz, kabarmış şekil işte. Şekil olarak, şekil olarak. Ben elimle şekil veriyorum yuvarlığa, ben elimle yani yapıyorum. Yani şeklinden dolayı poğaçayı yok mu sayıyorsunuz? Yani çok saymıyorum. Şu anda sadece başarısız buldum. Yani daha özel tamam olabilirdi. Tamam da neden başarısız? Peki onu merak tadı nasıl ediyorum olmuş? Tadı olarak da biraz. Yani çok büyük haksızlık yapıyorsunuz gerçekten. Mukaddes Hanım, Gülistan Hanım'ın yorumu da o da beğenmedi içinin tadını. Gülistan Hanım saçma sapan yorumlar yapması beni çok sinirlendi. Bütün masa boyunca saçma sapan konuştu. Kabaran poğaçamın, pamuk gibi olan poğaçamın hala neden kabarmadığını, başka türlü nasıl kabartacağımı düşünüyordu acaba? Peki, Betül Hanımcığım? Maalesef üzülüyorum ki Gülistan Hanım'a küçük bir noktada katılıyorum. Çocukların okuluna beslenmesine koyduğumuz hani bir kere de yesin doyursun dediğimiz gibi bir poğaça büyüklükte. Biraz daha küçük. Mi? Biraz daha küçük olabilirdi. Peki beğendin mi Betül kabarmasını? Tadı güzel. İçindeki şekeri böyle hamurda biraz şeker istiyoruz ya biz mayalı hamurlarda. Evet. O da güzel. Kabarması da çok güzel. Tek ufak ayrıntısı şekli ve boyutu. İlk oturduğumda da zaten çok dikkatimi çekmişti. Günlerde biz birbirimize yaptığımızda daha böyle minik minik kibar kibar yaparız. Tek oydu. Betül Hanım da sadece şekli için kusur sadece buldu. Şekli, tat olarak, tat olarak çok güzel. Peki. Eline sağlık. Eline koluna sağlık. Herkesin merak ettiği ekmek salatası. Ben de merak ediyorum herkes gibi tadını. Buyurun bakalım nasıl olmuş. Ekmek
ekmek salatası dendiğinde böyle bir şey düşünüyor muydunuz Benazir Hanım? Tam olarak düşünmüyordum açıkçası. Sizin aklınızda nasıl bir şey vardı? Ben böyle hani garnitürleri karıştırıp hani yoğurtlarsa üzerine kıtır ekmekler belki kendi kızartır koyar diye düşünmüştüm. Ha, kızartılmış kıtır ekmek gibi bir şey düşündünüz. Evet, öyle bir şey düşündüm. Biraz şeklinde yanıldım. Peki. Mukaddes Hanım, siz nasıl bir şey hayal ettiniz? Ben de kıtır ekmekten yapılması daha çok güzel oluyordu. Ama yumuşak geldi ekmeği. Kıtır ekmek zaten altındaki ama yoğurttan sonra yumuşamış. Başka ama bir şey arkasına da baktım. Bak kızarmış ekmek birliği değil. Bak. Işte. Bu şey Mukaddes Hanım, hani hazır paket hazır kızarmış bu. Ekmekler yok, var ya. Yok yok, keserek kuşbaşı olarak kesip kesip oturuyor ya. Ben öyle düşünmüştüm. Bu çorbaların yanına biz yapıyoruz ya yağlı baharatlı o tarz kıtır ekmek. Aynen, o daha çok ama güzel. Ama altı kızarmış değildi dediniz. Tamam. Bunun altı kızardığını düşünme. Kızarmış ekmek bu zaten. O daha da kızarmış, bu çorbanın yanına içine atıyoruz ya bayat ekmekleri kızartıp o tarz bir şey bekledi galiba. Onu söyledim Mukaddes Hanım. Ayşe Hanım, bu ekmek salatası yerine keşke bir havuç tarator yapsaydınız. Daha makbule geçmez miydi? Evet, şimdi ekmek salatası. Bakalım hanımlar beğenmişler mi? Gülistan Hanımcığım, nasıl buldunuz ekmek salatasının tadını? Ekmek salatası deyince benim aklıma ilk gelen börülce salatasıyla falan çok kullanıyorum ben ekmeği. Ama ekmek salatası güzel olmuş. Görüntü olarak güzel. Ama tamamen böyle daha işte artık günümüz dünyasında diyetler var, daha farklı ekmekler var. Sıradan bir beyaz ekmek kullanmak biraz sadece şey olmuş. Daha güzel çeşit yapabilirdi alttaki çavdar, ekmek kısmını. Çavdar, tam buğday gibi bir şey mi bekledin? Yani malum günümüz. Peki. Yani. Ne diyorsun şimdi, Ayşe? Ekmek salatası böyle, bu şekilde oluyor. Bu ekmekten oluyor. Ekmeğimiz tabii bu ki. Bu ekmekten, hazır kızartılmış ekmekten oluyor. Şekilde, oluyor ben da şekli... sen farkındalık yaratacaksın. Biz not vereceğiz ya, bir değişim. Tamam, bu benim yapacağım. benim bu hoşuma gitti. Kendim menümde de kullanmak istedim. Size de tattırmak istedim. Bakın bir hani farklı şeyler düşünüyormuşsunuz ama farklı bir şey önünüze geldi sonuçta. Yani hep görüntüsü de çok hoş durduğu için masamda da güzel olacağını düşündüm. Renkleri uyumlu olacağını düşündüm. O yüzden böyle bir şey Gülistan tercih ettim. Gülistan Hanım tarife bağlı kalmamanı öneriyor herhalde. Yani evet. Tarifte oysa sen bunu biraz daha geliştirip içine biraz biberleri daha katın. Biberleri kendim közledim bu arada, onu da söyleyeyim. Hazır değil. Bu tür karnitürlerde falan mesela kendi fikrim bak. Ya böyle fresh oluyor, doğal oluyor. Şu mısırı artık bir şeylerden çıkaralım. Kornişonu çıkaralım. Bunun yerine çok güzel otlarımız var. Çok güzel Türk şeylerimiz otlu var ya. Otlu salatayı da gördük Gülistan Hanım. O yüzden ha, oraya geldik. Tamam o zaman oraya. Ama ya şimdi siz getirdiniz ama. Ne yapayım yani, farkındalık yaratın ya. Benim o gün çiçek gibi açtım. Gülistan Hanım da biz o günü onun tadına bakamadık bile. Yemedik yani. Ama dördüncü gün Gülistan Hanım, artık o günü bırakalım mı lütfen? Hani, ama bak Gülistan siz Hanım yemediniz mi? Okuyorum hocam dersimi Kadir Bey. Buyurun. Ayşe Hanım'ın günündeyim. Yiyeceklerimi zor yuttu ama benim puanlarımı verirken beni acımadan harcadı yedi. Bir şey söyleyeceğim. Size acımasaydım biri verirdim çünkü çayınız eksikti. Bugün onun acısı da alınacak mı Gülistan Hanım? Alacak. Ben hep başlarda da söylemiştim zaten. Olacak. Ben sadece yani. Bana ne yazıyorum? Cennet cehennem yeryüzünde hepimiz yaşayacağız. Gelin girmedik ev olurmuş da. Ölüm girmedik, puan ev olmaz, girmedik ev olmazmış. Peki Gülistan Hanım'dan deyimli sözler de aldık. Benazir Hanım nasıl buldunuz? Öncelikle çok tuzsuz. Çok tuzsuz olduğu için de yani genel olarak tadını alamıyorum. Ve bir şey daha sormak istiyorum Ayşe Hanım'a. Ekmeği kaba dizdikten sonra herhangi bir işlem uyguladınız mı? Hayır. Yoğurt. Sadece yoğurdu karıştırıp yoğurt üzerine döktünüz. Sızma yoğurt, mayonez ve normal yoğurt. Tamam, sonra garnitürleri sırayla evet dizdiniz. Yani çok tuzsuz olduğu için tadını alamıyorum. Biberleri kendi közlemiş, teşekkür ediyorum onun için de. Biraz basit. Biraz basit. Basit. Tadını da beğenmediniz galiba. Tuzsuz olduğu için de tadını da alamıyorum. Peki. Mukaddes Hanım. 10 senede ilk defa yediğim için beğenemedim. Doğrusu ben farklı bir şey düşünmüştüm. Ya dediğim gibi bayağı bir afiyet güzeldi. Olsun. Betül Hanım. Ben de teessüf ederim. Yani böyle bir ekmek hiç bize yakışmadı. Şöyle chia tohumlu. Değişik ekmeklerimiz var. Niçin kullanmıyorsunuz? İşte, olmadı. Olmadı. O yüzden bir. Puan verdiniz bir anda. Gülistan Hanım, ne daha diyorsunuz? Daha neler yiyecektik? Toplarımız var renkli. Bir tanesi uçtu gitti. Evet Ayşe'cim, eline koluna sağlık. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç mi tarif kalmamış da gittin abone olmuşsun ya? Yani içimde tutamıyorum. O kadar geniş bir Türk mutfağı. Bütün dünya hayran. Yani dünya bir ev olsa değişik mutfağı şey biz Türkiye olurdu diyorlar. Birçok laf var, söz var. Artık bulamıyorum. Ekmeği bunda da ekmeğin yoğurtlamak nereden aklına geldi? Ama gayet ne güzel, iyi çekmiş içine. İşte değişik bir şey, değişik bir tarz. Çekmiş de adı başı ekmek. Üstündeki yani de yoğurt. Yani adı başı ekmeğinden yoğurt. Cacığa ekmek de oraya ye.
Şöyle altındaki ekmeği belki hafif bir zeytinyağıyla bir baharatlandırıp bir çevirip ya da üstündeki yoğurdun üstüne değişik bir sos olsaydı, ekmeği farklı bir değerlendirmiş olsaydın tamam, ama ekmeğin üstüne süzme yoğurt sürünce çok açıkçası hoşuma gitmedi yani. Anladım. Mahlepli kurabiyeydi değil mi, evet, bu? Evet. Mahlepli kurabiye, tuzlu kurabiyenin tadına bakalım buyurun. Evet, mahlepli tuzlu kurabiye, doğru söyledim, evet, değil mi? Nasıl olmuş Betül Hanımcığım? Mahlebe az gelmiş maalesef. Kıyır kıyır olmuş ama yağı, yağ ve un oranını ayarlayamamışsın. Biraz kaçırmışsın. O yüzden yerken ağzımızı böyle unu kaçtı mı acıtır ya, yiyemeyiz, yutamayız. Unu fazla mı olmuş? Evet. Fazla gelmiş. O yüzden yenmiyor. Yani onu aslında un, yani, yağ sürekli un aldığı için biz ona sürekli un ekleyebiliriz. Hı-hı. Aldı 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 diye onun ayarını, evet, kaçırabiliriz. Evet, biraz fazla kaçırdım, onu ben de farkındayım. Ama hiç böyle şekli bozuk önümüze çıkmamış vesaire değil. Anladım. Ama o ayar olmamış. Yani, evet. Olması gerekeni olmamış maalesef. Peki. Gülistan Hanım, afiyet olsun. Gülistan ben de katılıyorum. Bunu sürekli her hafta yapıyor kardeşimin eşi. Ve bir tane daha yiyesim geliyor. Bir kere daha yutasım geliyor. Evet. Yani aldığın zaman ağzına sanki şeker aldın, seviniyorsun yani. Ben de öyle buldum ve yarısını yiyebildim. Peki. Afiyet olsun. Benazir Hanımcığım. Arkadaşlarıma katılıyorum diyeceğim. Çünkü gerçekten çok sert. Unu fazla kaçmış. Kendisi de söyledi zaten. Ama adı mahlepli ya. Mahlep hiç denecek kadar, yok denecek kadar az. Ne yani kadar mahlep attın bunu? Yani bir tatlı kaşığı mı, bir yemek kaşığı mı? Bir yemek kaşığı attım. Bir yemek kaşığı. Attım. Evet, acaba evet, unu fazla kaçtığı için mi mahlep kayboldu? Mahlep daha çok az. Ama şöyle, çok mahleplerin aromaları değişebiliyor. Evet, fark gösterebiliyor. Baharat bunu gibi ben de daha biraz önce daha hafif bir bayatlasa mahlep, o zaman da aroma vermiyor. Özelliğini kaybediyor. Anladım. Evet. Olabilir. Peki beğenmediniz mi? Yok, beğenmedim. Yok. Mukaddes Hanım. Maalesef ben de beğenemedim. Siz niye beğenmediniz? Unu fazla oldu diye mi ya? Size de mi sert geldi? Evet, arkadaşlara katılıyorum. Evet. Unu. Peki, afiyet olsun. Patates topumuzun tadına bakalım buyurun. Benazir Hanım, nasıl buldunuz patates topunu? Yani o kadar tuzsuz ki bu da. Sanki tatlı patates yiyorum gibi. Bir de havuçlu havuç gelmiş da var ya size. Evet. Evet, havuç var. Yani açıkçası ben hani ilk otururken de sayılarına baktım. Hani bir ondan bir ondan yemek isterdim. Son dakikalarıma denk geldi. O yüzden hızlı hızlı yaptım. Doğrudur ama siz hani siz bugün her şeyin bir azlığından şikayetçi yok, oldunuz. Yok ama şöyle bir şey var. Hani ikisi farklı renk, farklı sebze ya. Anladım. Aromaları farklı. Şimdi evet, bununla bunu peki ben peki neden az yapılmış sizce? Yani kolaya mı zamandan kaçılmış? Zamandan ötürü. Bir de zaten kolay. Patatesi haşlayıp zannedersem içine hiçbir şey koymamış. İçinde bir şey var mı? Tereyağı var. Sarı bir şey. Evet, görünüyor tereyağı ama. Her seferinde zor bir şey koymuyoruz ki. İlla yani bir uğraştırıcı şeyler yapıyorsak yanımda illa bir basit bir şekilde. Peki Benazir Hanım, beğendiniz mi beğenmediniz mi? Ben beğenemedim. Elinize sağlık. Gülistan Hanım? Yani başarısız buldum. Başarısız. Şekil olarak falan. Peki. Betül Hanım? Maalesef ben de herhangi bir esprisi yok. Hı-hı. Ben renkli havuç topları deyince patates topları deyince patatesleri haşlarken renklendireceğini, sebzelerle renklendireceğini. Bu şekilde yapılıyor. İçine bir şeyler ekleyeceğini ve sunumunda da öyle bir şey bize. Son dakikaya denk geldi. O yüzden hızlı olmak zorundaydım. Yeşilliklerle bir şeylerle böyle sizlerle vereceğini. Yok. Hayır, evet, maalesef. Mukaddes Hanım. Keşke diyorum yani 7 çeşit yemek seçmektense 5 çeşit seçip de en güzel şeyleri kendine şey yapabilecek, yetiştirebilecektir. Yani şöyle, bu 7 çeşidi ben en güzel şekilde de yapardım. Yapıyorum da. Ama işte zamana bağlamayalım. Için. O yüzden önce zamana bir şey yapmam gerekiyordu. Zamana bağlamıyorum. Siz de yarın yarışacaksınız. İnşallah. Şimdi arkadaşım daha iyi anlıyorum. Bugün çok farklı şeyler yiyecektim yani. Ona göre menü vermen gerekiyordu. O zaman tatlılara geçelim. Haydi buyurun. Ah Ayşe Hanım'a. Keşke o patates toplarını yapmasaydınız da diğerlerini daha güzel çıkarsaydınız.
hanımlar. İkisinin de tadına bakalım, tek tek yorumlayacağız. Evet, Benazir Hanımcığım, pastadan başlayalım. Nasıl buldunuz pastanın tadını? Şimdi benden başlayın, olmasa iyi o da. Bitirdin mi? Aynen, ben bir ayparaya biraz daha tamam, bakacağım. Tamam, siz yiyin. Gülistan Hanım? Lezzetini, şekerini güzel vermiş. Beğendin? Beğendiniz. Pastayı beğendiniz mi? Pastayı da beğendiğimi söyleyebilirim. Bilirsiniz. Peki, Benazir Hanım? O da başarılı. Hanım. Ayparaya'dan başlamak istiyorum. Pişmesi, kızarması, şerbeti falan güzel. Her ne kadar bir tık üstü kuru kalsa da ama tamam, normal. İşte. Çekmemiş biraz. Bir tık da hamur kokusu geliyor. Hamur kokuyor. Yani unu sanki gene fazla gibi. Katılmıyorum. Gayet bence tadı yerinde. Ya bir tık böyle hani un kokusu geldi bana. Güzel peki, ayarlanmış. Afiyet olsun. Pasta? Pasta şöyle, kekini kendisi yapmış zaten. Sormama tabii, gerek yok. Tabii kendim yok. Yani güzel. Lezzeti güzel. Ben lezzetini peki, afiyet olsun. Mukaddes Hanımcığım. Ben de beğendim. Hangisini? Eline sağlık. İkisini de beğendim. İkisini de beğendiniz. Tadı afiyet yerinde olsun. Evet, şimdi bakalım yemek yazarımız, sürekli evet, tahtıyla ilgilenen, değişik soslar, tarifler veren Betül Hanım. Son yorumdan üstüm. Ayparen'i beğendim. İçine ceviz şeyi çok güzel olmuş. Çekmiş. Zaten yapılamayacak bir şey değil. Çok da güzel yapmışsın. Eline sağlık. İkisi yan yana ne alaka olmuş? Keşke bir tanesini yapsaydın. Şerbetli olsun dedim, öyle o olmamış. Bir tanesini tercih edecektin. Çikolata sosunun ganajın çok güzel ama bir yarışmaya katılacak bir tatlı değil. Ben bu tatlıma çok güveniyorum. Çok da severek neden yapıyorum. Neden değil? Herhangi bir özelliği yok. İkisini yan yana uyuşturmamış olabilirsiniz, hak veriyorum ama lezzetini beğendiniz mi siz? Kendinize tabii siz de. Yani krem şanti olmasını tercih etmiyorum. Ya bir yarışmaya katılıyorsun ki düşün, 20 kişiyle krem şantiyle bir pasta yapar mısın? Krem şantinin kendisini mi çırpmasını bekliyordunuz? Evet, kremasını. 2 saat içinde. Bir şeyler eklemeni bekliyorum ama ganajını çok güzel yapmış. Peki, afiyet olsun. Eline koluna sağlık. Tatlını, ayparayı beğendim. Sadece bana bir yanık yağ kokusu geliyor. Hani böyle helvayı hızlı hızlı kavurursun da böyle bir kavruk kokar ya. Bir o kokuyu ya fırında çok kaldı bilmiyorum neden ya da içindeki yağdan dolayı. Ama şerbetini falan güzel çekmiş. Bunu da beğendim. Sadece kekinin biraz daha ıslanması gerekiyor mu diye düşündüm. Ya böyle mi oluyor normalde? Bunu türeti gibi normalde tamamen ıslatmıyoruz. Yani bir su bardağı. O anladım. İçine ama lezzetini beğendim. Gayet güzel, soğuk soğuk. Hoş olmuş. Eline koluna sağlık. Peki. Evet, hazırsanız büyük finale sadece bir gün kala Ayşe Hanım'ın sofrasına puan vermeye gidiyoruz. Haydi buyurun. Evet, sıra geldi puanlamaya. Hanımlar buyurun, lezzetlere puanlarınızı verin. Ayşe hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Evet, herkes puanlarını verdiğine göre Mukaddes Hanım, buyurun açıklayın puanlarınızı. Elena koluna sağlık. Çok teşekkür ediyoruz davetin için de. Yani sofra yetiştiği için, çaylar, her şey yetiştiği için benim puanım. Benazir Hanım, buyurun puanınızı çevirin. Benim Ayşe Hanım'a puanım 3. 3 puan afiyet geldi. Olsun. Peki, afiyet olsun. Gülistan Hanım, buyurun puanınızı çevirin. En son ben çevirsem. Yok, şimdi çeviriyoruz. Hep öyle oluyor ya, buyurun. Çok sabırsızlanmayın lütfen. Dua et, bir gitti. O kadar söylüyorum. Bir veremezsiniz ki, eksik bir şeyim yok. Vicdanınızı el ele bırakıyorum, baş başa bırakıyorum sizi. Helal olsun. Peki, Betül Hanım puanlarını veriyor. Bakalım kaç puan verecek. Buyurun Betül Hanım. Ayşe Hanım'a puanım 3. 3 puan geldi Betül Hanım'dan da. Evet Ayşe Hanım, elinize kolunuza sağlık tekrardan. Toplamda 11 puana ulaştınız. Her şey için teşekkür ediyorum tekrardan. Evet, yarın son gün biliyorsunuz ki 15 bin liranın sahibi belli olacak.
Herkes menüsüyle, ikramlıklarıyla, temizliğiyle ekranın önüne çıktı. Yarın sıra Mukaddes Hanım'da. Bakalım Mukaddes Hanım kendini bize temizliğiyle, yemekleriyle, ikramlıklarıyla ispatlayabilecek mi? Yarın neler yaşanacak? Büyük finalde ve öncesinde hep birlikte göreceğiz. Yarın Mukaddes Hanım'ın evinde, Mukaddes Hanım'ın kültürüyle karşılaşacağız. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum. Şimdi puan vermek üzere gidiyorum. Hepinizi davet ediyorum. Haydi bakalım yarın. Görüşmek üzere. Evet, Ayşe Hanım'ın eline koluna sağlık. Temizlik konusunda gayet güzel bir evi vardı. Düzenliydi. Evini gezdik, gördük. Detayları da temizdi. Ama mutfak konusunda bugün acayip bir panikliği vardı üstünde. İnanılmaz heyecanlıydı. Biraz da ağır kanlı kaldı. Ama neyse ki çayını da menüsünü de yetiştirdi. Eksiklerini zaten söyledim. Şimdi hem temizliğine hem de yemeklerine puanımı veriyorum. Evet, Ayşe Hanım'a puanını verdim. Eline koluna sağlık diyorum. Yarın Mukaddes Hanım'ın günündeyiz. Bugün biraz acılarından bahseden Mukaddes Hanım. Yarın bakalım bize hangi anılarını anlatacak. Evinde neler yaşayacağız. Temizliğini, yemekliğini ben de sizin kadar merak ediyorum. O zaman yarın aynı saatte büyük final öncesinde 15 bin liranın sahibinin belli olacağı gün Mukaddes Hanım'ın evinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.